Eyvallah. Eyvallah. Efendim, program kaydediliyor. Sadece bir tanışma programı olsa bile elimizde bulunsun diye. Destur Bismillah. Emrem Yunus'un Türkçe söylediği besmele ile bağışlayan ve esirgeyen Yüce Çalab'ın adıyla. Her hayırlı işin başı Bismillah derler. Hoştur da ne güzel sözdür. Tabii kıssası da çoktur mesela. Şimdi sıhhat sizi tekrar gördüğüne sevindim. Ali İhsan, hoş geldiniz ağabeyciğim. Eyvallah. Çok şükür. Şimdi dedik 20'yi açtık. Daha gelen oldukça devam edelim. 500 kişilik yerimiz var. Bu da büyük bir nimet, büyük bir keyif. Sohbette bir mesaj var. Hemen bakalım kim demiş. Hazırında cümleten. Ahmet Hocam. Eyvallah. Hazırında ben de size Merhaba, hazırım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ahmet abicim nasılsınız ya? Teşekkür Maşallah. Ederim. Sizler nasılsınız? Salih Bey de burada. Üstad merhaba, iyi güzel. Atilla Murat Ali Üstad var burada, profesör. Bizim gönül hocamız, sağ olsun. Abdülkadir evet. Hocamız var, Ali İhsan Bey'imiz var. Çok Seher hoş geldiniz tekrar. Burada çok güzel insanlar var. İnşallah herkes birbirini zamanla tanıyacak. WhatsApp grubunda da aşina olacak insanlar birbirlerine. Müsaadenizle ben kısa bir giriş yapayım. Maalesef ki Ayçin Kantoğlu bu akşam gelemedi. Rahatsızdı. Az önce aradı. Sesi çok kötüydü. Allah şifa versin. Acil şifa versin. Işık hoş geldiniz. Akkol ve Hap, değerli kardeşim siz de. Atladığım varsa lütfen kusura bakmasınlar kimse. Kasıt yok. Ben biraz heyecanlıyım. Biraz tedirginim, şaşkınım. Korkmuyor değilim. Sağ olsun Ali İhsan abicim. Hep mutedilde seyrediyor. Böyle dengeli, naif, güzel seyrediyor. Bazen yahu arkadaş böyle bir işe çıktık da senin haddin mi derlerse. Bak şimdi Ahmet Güngör gibi büyük bir ustanın yanında. Atilla Murathan gibi büyük bir pirin Estağfurullah. yanında. İşte Estağfurullah. Salih Yalçın gibi bir Alperen'in, Gamer gibi bir akıllı adamın, Erdem Karagöz dünya çapında bir eğitmen. Böyle büyük oha abiler, dostlar, hocalar varken karizma insanlar. Ya bana mı geldi birader diyen de oluyor, laf atıyorlar zaten. Ya bu bir öncülük etmek istedim ben için açıkçası. Çünkü sizler gibi çok değerli dostlar tanıdım bu 40 yıl içinde. 32-33 yılı çok aktif geçti. Hamdolsun 89-90'da Bismillah dedik. Antalya'ya taşındım 2 aya kadar. Çok gezdim. Bilen biliyor işte. 200 şehir gezmek Allah nasip etti. 87 değerli üniversite görmek, gezmek. Her birinde 30-40 saat, 50 saat çalışma yapmak nasip oldu. Ve onların iyi hocalarıyla, işte değerli Ahmet Güngör Hocam gibi ustalarla. Ve o çalışmalardan hakikaten çok bilgi geçti önüme. Şimdi peki 4 mektep ne oldu? Nasıl çıktı? İşin açıkçası biraz Ali İhsan Hocam'dan aldığım sohbetler. Ali İhsan Çiftçi'yi tanıyacaksınız az sonra müsait olduklarında. Sonra Atilla Murathan Hocam'ı zaten biliyordum ama. Bir dakika mikrofona yaklaşabilir mi demiş. Ses geliyor mu acaba? Duyuluyor mu? Tamam. Evet, rahat geliyor. Tamam hocam. Eyvallah. Kulaklıkla deniyorum. Olmadı telefona geçeceğim. Bir dakika. Ya, telefonda yedek açmıştım. Ne olur ne olmaz diye marka filozofunu. Aslında Kerem, çok güzel dostlarla konuşa konuşa, bir de az sonra katılacağını umduğum ortak akıl platformu Fehmi Kaynar var sağ olsun. Etkin Düşünce Akademisi'nde bizim ortak dostumuz Sayın Yarbay, Profesör Doktor Ahmet Kıymaz hocamız var. Onun cemiyetiyle de çok güzel etkinlikler yaptık. 10 küsur söyleşi yaptık, ortalama ikişer saat. Üzerine de birkaç saat söyleştik. Bu arada Yaşar Tüfek Baba gelmiş, hoş gelmiş. Bizim Ahi Babalardan, Ahi Vakfı'ndan. En son WhatsApp'ta paylaşımı vardı. Halil hoş geldiniz. Halil Yalçınkaya. Şimdi bu gezmelerden ben cezaevlerinde çok netice aldım. Yani benim gezmelerim neydi peki? Gönüllü bir işti. Yani eski Yesevi, Ahmet Yesevi Han Sultan'ın, Derviş Han'ın yaptığı işler vardı. Bunlara bir kısmına kolonizatör dervişler denmiş ama bir kısmına da seyyahlar var, gezginler var. Kıssa anlatıcılar, kıssa hanlar var. İslam öncesi tolçular var. Binlerce yıldır. Destan söyleyenler var. Naçizane çocuk yaşlarda tiyatroyla tanıştım. Akademide. Ne yapabilirim? Arayışı başladı. Bursa'da biraz tiyatro yaptık. Üç arkadaş. Zühtü, Lütfü, Şükrü tiyatrosu yaptık. Gezdik sokaklarda. Oynadık birkaç sene. Ardından bir profesyonel tiyatro topluluğu İstanbul'a davet etti beni. Geldi. Onlarla oynadım. Sonra televizyon sektörünle tanıştım. Medya ile, dizi filmler, sinema, ardından üniversiteler derken meddahlık teklifi geldi. Beceremedim meddahlık işin açıkçası. Saklayacak değilim yani. Altından kalkamadım. Öyle şey bir meddah olamadım ben. Hak dostum, hak var diye başlayalım söze falan. Hani Hacivat Karagöz falan yapabiliyordum biraz ama
Yar bana bir eğlence medet. Aman karagözüm, vay hacı cavcav. Aman efendim falan. Bunları da denedim, denedim ama kukla, şu bu, tiyatro, dizi. Ama en son bir de baktım ki ya o Kısa Hanlık 1800'lerin sonu, 1890'larda Mehmet Efendi, Eminönü'de, Sultanahmet'e yakın vefat ediyor ve bir daha yok Kısa Hanlık. Niye yok? Yok. Ara sor, ara sor. Denkbej diyorlar. Kırklar'da var ama o da bizim Kısa Hanlık karşılığı değil. Sonra Evliya Çelebi de o meşhur 97 Bursalı Kısa Hanlık'ın hikayesini okudum. Anlattıklarını. Ardından diğerleri. O bu derken önce bir telli saz, bağlama cümbüş. Peşine bir cümbüş saz. Ardından neylerim vardı zaten, ney istiyorum. Bir de bendirler, davullar, bütün sazlar alıp çıktım yola. Çıktıkça ustalarla, pirlerle karşılaştım. Hakikaten çok hoş insanlar gördüm her camiadan. Bana ilk evini açan bir zangoçtu. Ortaköy Kilisesi'nin çan çalan adam zangoçuydu yani. Evini verdi adam bana. Üç katlı evini verdi. Garbis, Boyacıyan, Ortaköy'de. Hayret ettim. En büyük iyiliği zamanının en büyük dansözü olan bir kadından gördüm. İşte Arap şehirlerinde dansözlük yapıyordu. Nesrin Topkapı'nın hocasıydı mesela. Hiç ummazdım ondan. Hatta kadınla kavgayla tanışmıştık ama nazik nezaketli çıktı. İnanılmaz iyilikler gördüm. O bu arada Ahmet Üstad'ım da gelmiş. Ahmet Kıymaz. Çok sevindim hocam geldiğinizi. Şeref verdiniz. Ahmet Kıymaz da ülkemizin çok kıymetli komutanlarından ve Etkin Düşünce Akademisi'nde hanisi kurucusu. Yöneticisi aynı zamanda, sağ olsunlar. Hasılı Kenan, bu gezmeler, tozmalar içerisinde elbette bir yandan işimi, tasarım işimi yaptım. Akılla ilgili bir iş çünkü. Sonra felsefe merakı başladı. Neyzen Tevfik'e çocukluktan bir sevdam oldu. Yaşar abicim, yüzünüzü görmek çok hoş. Tufan merhaba, hoş geldin. Yüzünü görmek çok hoş. Hasılı Kenan, bu tanışmalar, bu görüşmelerin akabinde bu farklı karşılaşmalarla halk içerisinde inanılmaz bir irfan şahitliğim oldu. Yani bunu, bu tartışmayı Allah rahmet eylesin, Ömer Seyfettin. Hani hatırlar Ahmet, hepiniz hatırlarsınız. Ahmet Hocam bu maalesef naaşı şey olmuştu biliyorsunuz. Hani hastanede kadavra gibi açılmıştı yani. Öyle bir sıkıntı da çekmişti ama halkın irfanı var mıdır yok mudur sorusuna Ömer Seyfettin de, Ziya Gökalp de, nice Mustafa Kemal Atatürk de, nice deha, nice dahi, nice komutan, nice münevver elbette vardır derdi. Fakat Ömer Seyfettin'i iddia etmişler. Yok. Bana da geldi. Bana da öyle insanlarla karşılaştım. Ne irfanı kardeşim, Yunus diyorsun, Mevlana diyorsun, sokağa çıkıyorsun, korna, eziyet, küfür, kıyamet, yalan, dolan. Ama tamam evet, kalabalık şehirde var. Ama git hele bir Anadolu'ya. Hele git bir köye. Hele bugün gezdik işte misafirimle beraber burada Demre'de. Hamdolsun pazara doğru vesaireye de öyle şeylere şahit oluyorsunuz. Bir yaşlı nineyle karşılaştım. Yahu ayaküstü bana bir şey söyledi Yaşar Baba, biraz anlatmıştım daha önce. Sazla sözle cümbüşle başladım bir Neyzen Tevfik'ten şiir söylemeye. Ya Ahmet abi siz hatırlıyorsunuz ama 360 tane prensip diye. Hatta sormuştunuz bunu niye halka anlatmıyorsunuz diye, anlatılmıyor diye. Nene sırrıydı o bende. Hani sende kalsın, saçma. Kıymet bilene ver demişti. Ya Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed arasında, Aleyhisselatü Vesselam arasında vuku bulan insanlıkla, dostlukla, yoldaşlıkla, yarenlikle, refik olmakla, yani tarik değil, refik, yoldan önce yolcu dedikleri 360 evrensel prensibi ben 4 gün dinledim bir kadında. Bu kadın 92 yaşında bir tahtacı yörük, Alevi. Hay, aklım uçtu. Aklım uçtu. Yani böyle duyduğumda mahvoldum. Sonra şahit oldukları izin istedim önce kendisinden. İlk gece iki tane anlattı ben sahnedeyken. Fazla konuşturma, sus dedi. Sonra evine gittim, bir 100 kadarını yazdım. Öbür gün bir daha. Sonra son kalanlarını topladım. En son 4. gün üzerinden geçtim. Ben okudum, başını salladı. Yanlış yaptım yerde çiz dedi. Çiz. Öyle anlamamışım dedi. Öyle demedim ben. Peki nenem dedim. Ocaklı bir anımdı. El öpmek istedim, izin vermedi ama avucun içini öptüm. Yani hadi bakalım uğurlar olabilir. Ben de bir avucun içini öptüm Anadolu irfanıdır diye. Döndüm. Allah'ım hayatımı nasıl değişti? Peki göçüp gideceğiz bu hale. Bak mesela burada Seher kardeşim var benim. Ben çok saygı duyuyorum Seher Hanım'ın şeyine. Ben nasıl ev adamıysam o da ev kadını. O profesyonel ev kadını, o becerikli. Ben değilim. Ben biraz dandik ev adamıyım. Arada temizlik yapıyorum, arada... Canım isterse yapıyorum. Hanım da kızıyor tabii haklı olarak. 30 yıldır bıktı zavallı. Bu arada Seher, hep haklı söylüyorum bunu.
Ev işi denilen şey lanet bir şey. İnsanlık suçu resmen. Yani yap yemeği bela, toz duman ortalık. Yap temizliği yine toz duman. Latife bir tarafa. Sonra fark ettim ki bir Ali İhsan Hocam çok güzel özetliyor bazı şeyleri. Cümlelerle ifade ediyor. Diyor ki işte halkın ayağına giden bir şey. Evet doğru. Bugün onu konuştuk biraz arkadaşlarla. Bir gün Erkan Oğur Halkalı'ya konsere geldi Ali İhsan Hocam. Yanında usta müzisyen dostuyla. Bu kemençe ustası neydi o ya TRT'den olağanüstü bir kemençe ustası. Neyse klasik kemençe ustası. Emekli oldu. İhsan Devrim miydi? İhsan bir şey miydi? Neydi? Bilen belki bilir. TRT'nin en ustalarından biri onunla. Ya Muhsin Hocam konsere başlarken utandı adam biliyor musunuz? Böyle salon kalabalık. Önlüğü dikledi şöyle bir hürmeten durdu. Eğildi. Baş kesti. Efendiler dedi özür diliyoruz. Aşıklar, ozanlar, sanatkarlar halkın ayağına gidip sanatlarını icra ederlerdi. Biz burada salonun ortasına geldik. Sizleri buraya kadar yorduk, bizi affedin dedi. Aslında millet var ya koşa koşa gidiyor. O koşa koşa gitmekten bile mahcup oldu adam. Sanatkar, büyük sanatkar. Çünkü halka inmek ne demek ya? Ne zaman çıktık halktan halka inelim? Bir halkın mensubu olmak, Türk milletinin mensubu olmak, bir köylü, bir çiftçi kardeşimle, bir çoban kardeşimle na boşuna iltifat edilmedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünü boşuna söylemedi. Nüfusun %7,5'unu tarıma köylüye bıraktık. Bakiyesini mahalle yaptık. Köyü yok ettik. Görüyoruz işte dün buradaki markette domates 35 liraydı. Kumluca ile benim bulunduğum Demre Türkiye'de bu işin merkezlerinden biri. Niye beceremiyoruz bu işleri? Ve bilgi bir yerde kopuyor. Nerede kopuyor peki? Yani neden dünyanın her yerinde iki kere iki dört türde aynı neticeyi verir? Matematik felsefede dahi ilahi delile şaşmaz şey kabul edilir. İsnat noktası kabul edilir. Çünkü iki kere iki ne olursa ne olur dörttür. Ama bizde kaçtır hocam? İşte Kayseri'de sorarsan alırken üç, satarken beş. Abi niye alırken üç, satarken beş? Her şey menfaat midir? Adam aşk şarkısı yazıyor çocuk. Benim bu aşktan alacağım kaldı diyor. Elinin körü ulan kumaş mı alıp satıyor? Aşk ne zaman alınır satıldı da? Gül alırlar, gül satarlar, gülü gül ile tartarlar. Tamam mı? Benim bu aşktan karım ne, alacağım ne falan falan. Abi ne oluyor? Aşk pazarlama mı oldu? Yani Shakespeare bile diyordu ki bir adam, bir kadın, bir çocuk, bir kız erkek aşık olsa 1 milyon içine salınsa. Ben o aşık olanları ayak ucunda yürüme nezaketlerinden, yüzlerinin pembeliklerinden, seslerinin heyecanlarından tanırım. Shakespeare'in sözü boş değil ki. Şimdi vatana aşık olmak daha az bir aşk değil. Millete aşık olmak, ailesine aşık olmak, hele hele Allah'a aşık olmak. Hele hele Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a, Ehli Beyt'e, Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Hatice'ye, abunca şehide, abunca gaziye, Allah'ı ellerini değil ayaklarını öpesi bütün öğretmenlerime aşık olmak bu aşktan daha az bir aşk değildir. Bir harf öğretene 70 sene veya 40 sene köle olurum diyor Hazreti Ali. Vallahi olunur, billahi olunur, tallahi olunur. Bakınız arada küçük o erenlerden topladığım çok cevher var. Ben 7400 küsür bilen bilir ikişer saatlik sohbetler yaptım şimdiye kadar. Cezaevlerinden emekli generallerden, ne bileyim aklınıza kim geliyorsa Türkiye'nin en korkulan adamlarından, en sevilen adamlarından, en sevilmeyenlerinden mesela transseksüeller, cinsiyet değiştirenler, Beyoğlu'nun fuhuş grubu onlara da yaptı. Onlarca yüzlerce fuhuş ehliydim. O arasına oturdum. Onlarla salavat çektim, tekbir çektim, Fatiha okudum, helalleşme duası okudum. Ve hepsinde bir muhabbet gördüm biliyor musunuz? Hepsinin gözünde has bir öz muhabbet gördüm. Allah'ın nuru var herkeste. Can çünkü Allah'ın yahu. Kim kimi küçük görebilir? Kurban oldu. Kimin ne haddine? İnsan erdiği nimetin nankörü olabildiği gibi imtihan edilmediği meselede de küstahlaşabiliyor. Başımıza gelmedik bu imtihan daha. Bakalım neyle imtihan edileceğiz bu alemde? Bir Allah dostu gördüm. Bekir Baba, cennet mekan. Muharrem'im dedi. Ben açtım kafesini. Allah'a şükürler olsun. Erenleri gördüm mü tanırım ben. Kokusundan bilirim. Gül kokarlar, hoş kokarlar. Ya 5 kere gittim zor açıldı. Atilla Baba. Anahtarcı Bekir Baba diye yazdım onu. Allah nasıl güzel adam be kardeşim. 50 kuruşluk hesabı bırakmıyor Emine'ye. Yani. Anahtar yaptırdım. Dışarıda 15 lira. Bu 3,5 liradan yapıyor.
10,5 lira tutmuş. Dedim hakkı bunun 45 lira, al bari, olmaz. Yetiyor 10,5 lira. Yetmez dedim, yetiyor dedim. Küçücük de dükkan. Üstü kalsın dedim, kalmasın dedim. 15 lira verdim. Gitti 4,5 lira için sabahın 8,5 9'unda kahveleri gezdi. Dedi kendi iki tane çay getirdi. Çay 1 lira 1,5 lira mübarek. Zaten aldığın 3,5 lira. Bir de çay ısmarlıyorsun. Ne zaman haratır sorsam elhamdülillah diyor. Vücudu titriyor. Beşincide anladım halini. Git gel şüphe ettim ilkinde. İkincide bir ziyaret ettim. Üçte emin oldum. Halleri var üstünde. Erenlerin halleri. Onu da ileride gönül dersinde Atilla hocamla açarız. Dört meselemiz olacak bizim. Aklı konuşacağız. Akıl, ortak akıl platformuyla gönlü konuşacağız. Üstad Atilla Muratan hocamla emek meselesini konuşacağız. Sayın Ayçin Kantoylu'yla, o da İtalyanca mütercimlikte dünya çapında. Dantist de diyorlar, Dante uzmanı, İlahi Komedya çevirmeni. Naçizane ahilik ve töre ve tarih konularında da hem ben hem de Mimar Sinan Üniversitesi'nden değerli Süleyman Hocam var, profesör. Onlar tarih nasıl okunur diye ona da başlayacağız. Bu arada Ayhan, tekrar hoş geldin kardeşim. Kusura bakma, dağılmışım. Hasılı kelam. Şimdi kanaatimi, derdimi şu. Bir halk mektebi olalım biz. Türk halk mektebi olalım. Bu bir ekol olsun. Bu ekolün altını beraber başlayacağız doldurmaya. Muhsin Çelik diyecek ki, ya arkadaş benim saham bu. Muhsin bize ders ver ne olur ya. Paramız yetiyorsa verelim de. Parasız verebiliyorsan da parasız ver kardeşim. Allah senden razı olur inşallah. Ahmet Güngör, senden ders istiyoruz abi. Söyledik. İhtiyacımız var. Senin o deneyimine, Türk dünyası, aklına, gönlüne ihtiyacımız var. Atilla Hocam kabul etti, sağ olsun. İşte Ali İhsan Hocam iki etkinlik yapıyor. Sezgisel Akıl Platformu. Orada ortak kardeş cemiyetimiz. Biri Perşembe akşamları ben Kur'an'dan ne anladım? Çok değerli bir soru. Çok kıymetli bir soru. İnsana sorulması muazzam bir şey. Böyle insanların mesela her meslekten, meslek içi ya da meslektaşı, profesyonel de değil. Ama insanlar katılıyor, özgürce katılıyor ve ben Kur'an'dan ne anladım? O kadar keyifli ki o, böyle bir armoni duyuyorsun. Allah Allah, bu bambaşka anlıyor, bu bambaşka yorumluyor, bu bambaşka yaklaşıyor ve kutsal hadisin sırrı çıkıveriyor sanki. Allah kulunun zanlı üzerindedir. Şimdi bugün bir hanım mesaj attı, Özlem Hanım. Dedi ki ben sadece emek ve bir şey hakkında, hatta bakayım WhatsApp'a yazmış, ben sadece iki şey için istiyorum derse diğerlerine girmek istemiyorum. Çok makul. Biz dört konu çalışacağız. Herkes hepsine girmek zorunda değil. Demiş ki ben sadece akıl ve emek için niyetliyim. Diğer iki başlık çok ilgimi çekmiyor. Vaktim yok. Aman ne güzel. Ne güzel. Bu da hoş. Buna da ihtiyacımız var. Şimdi isteyen akıl çalışabilir. İsteyen gönül çalışabilir. İsteyen emek üzerine çalışabilir. İsteyen töre, tarih ve ahilik üzerine de çalışabilir. 25'er tane müfredat hazırlanıyor. Haftaya çarşamba başlıyoruz. 40 dakika bir muhteva sunumu, giriş. Basitten zora doğru gidecek. Girişten gelişmeye doğru geçeceğiz. Her 40 dakikada 20'şer dakika ortalama pekiştirmesi olacak. Zaman sınırımız yok ama kimseye de eziyet etmek istemiyoruz. Çünkü malumat sürüşlük Ali İhsan Hocam çok güzel söylüyor. Şimdi müsait derse Atilla Hocam'dan sonra rica edeceğim Ali İhsan Hocam'dan. Ve Ahmet Bey de müsait derse mesajla konuşacağız. Onu da dinlememiz lazım. Şimdi insanlar malumat sürüşlük ve fazla bilgi biriktirmek problem. Ve zaten arama motorları çıktığından beri belki de Kur'an okumalarında vardı. Bütün bilgiler insanlara açılacak müjdesi. Neredeyse vuku buldu, açıldı. Şimdi bilgi her yere yayılmış durumda. Lakin şu bir problem. Peki Ahmet Güngör abicim nasıl ayıklayacağız? Gamer nasıl ayıklayacağız? Nasıl vakit, yani ben bir marka nedir diyorum, 10 bini aşan tarif var. Tarif bilgiler var. Bir de maalesef ki kalabalıklara ulaşılması istenen popüler bilgiler ön sayfalar. 100 tane sayfa diziyor mesela. Belki de 60 bin tane madde bulundu diyor. İlk 50-100 sayfada sadece popüler bilgiler var. Yani neredeyse Türk itibarıyla yok neredeyse. İslam alaycı surette var. Türk'ü yok sayan arama kodları bunlar. İlkini FBI, CIA merkezli Google yaptı. İkincisini KGB merkezli Yandex yaptı. Ruslar da çok varsayıyor ki bizi. Varsayıyor da şunu yaptılar. Dediler ki gene 27 milyon belge, Türk belgesi, Türk, Osmanlı, Türk ve eski belgeler Rusya'da sizi bekliyor diye bir davet ettiler. Şimdi İhsan Fazlıoğlu'nun tanımıyla sadece Selçuklu dönemi analizi için en az 5000 tane dönemin kültürünü ve dillerini, simgelerini, ikonografisini, tamgasını bilen en az 5000 akademisyen açığımız var. Sadece Selçuklu dönemi için. Gerisini siz anlayın. İbn Sina'nın eserleri daha çevrilmemiş durumda. Derdimiz şu. Aklı dengeye getirebilmek, mutedile. Gönlün muvazeneye sağlıklı hale getirebilmek, çünkü mümin gönlüyle akleder, iki kanatlı kuş olur.
Bunda ahilik geleneği gibi olağanüstü bir gelenek var. Tarihimizde içimizde Yaşar Baba var ahilikten vakfından. Çok değerlidir. Güzel de bir kitabı vardır. Bu konuda yıllardır emek verir. İnşallah müsait olduklarında kendilerinden de yine ders talep edeceğiz. Daha önce verdiler çünkü. Benim bir sertifikası burada hemen sol tarafımda durur. Asılı yani ahilik vakfının. Vesselam. Şimdi müsaadeniz olursa Atilla Hocam uygunlarsa bir merhaba desinler. Ben özgeçmişlerine sadece Atilla Hocam'ın kendinde bir yerleri yok diyor. Ben okumayacağım. Hocam kendini takdim etsin. Hocam biraz isteyen soru sorabilir. Hocam gönül ağırlıklı şeyler söyleyecek ama kendi sahası başka türlü bir akademisyen hocam aynı zamanda. Ve gönül insanı. Yani bu arada Fehmi Kaynar da bağlandı. Fehmi abicim siz de hoş geldiniz. Atilla Bey'den sonra Ali İhsan Hocam. Ali İhsan Hocam'dan sonra da müsaitlerse Fehmi Bey'i ortak akıl platformu biraz dinleriz. Mesaj atabilirsiniz buraya. Ne demiş Fatih Latif Bey? Sese katılacağım ama eyvallah. Tamam. Heh, Fehmi abi için. Allah razı olsun Fatih. Atilla Hocam ellerinizden öperim. Buyurun hocam müsaitseniz. Şeref verirsiniz. Mikrofonunuzu açabilirsiniz hocam. Ondan sonra rahat konuşursunuz. Kenarda, sol kenarda altta işaret var hocam. Ona basmanız gerekiyor. Açtım, tamam. Şu anda sesim buyurun geliyor hocam. Mu? Geliyor. Geliyor hocam. Tamam. Şeref verdim. Merhabalar dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu Muharrem Bey'in organize ettiği bu toplantıda sizlerle tanışmaktan ben şeref duyarım. Önce kendim meşguliyetim hakkında kimim, ne diyeyim, ne yapıyorum bunu kendimden bahsedeceğim. Kusura bakmayın. İsmim Atilla Murat Han. Bir de Mirati ismi var. Mirati ismi orijinal bir isim. Mirati ismini babamın hocası olan Ağlar Baba diye bilinir. Gümüşhane'de bir Gümüşhane şu anda Bayburtlu. Bir tarafından kondu ama çok kişi bu ismi telaffuz edemediği için genellikle Atilla ismini kullanıyorum. 1955 yılında Gümüşhane'nin Kerkil ilçesinde doğdum. Gümüşhane'de ortaokulu, Ankara Sincan'da liseyi bitirdim. Önce Hacettepe'de hazırlık okulunu okudum, İngilizce hazırlık okulunu okudum. Akabinde de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümüne intisap ettim. Oradan da mezun olduktan sonra önce Samsun'da kısa bir dönem kimya bölümünde, Fen Fakültesi kimya bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Akabinde de Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi kimya mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Ve bu süreçte çeşitli akademik kademeleri geçerek ve en son olarak da işte profesör unvanını aldım. Yaklaşık 1,5 ay önce de yaş haddinden emekli oldum. Bu dönem içinde çalışmalarımı bor teknolojisi, enerji teknolojisi, su teknolojisi üzerinde yoğunlaştırdım. Öncelikle su teknolojisine önem verdim. Bunun primer sebebi Doktor Münir Derman hocam Allah'ın rahmet üzerine olsun 1989 yılında vefat etti. Onun su üzerine sohbetleri beni çok etkiledi ve su üzerine konuşmaları beni suyun özelliklerini, suyun ne kadar temizlenmesi gerektiğini, nasıl kullanılması gerektiği konusuna itti ve çalışmalarımı o yönde yürüttüm. Enerji bahsi ülkemizin büyük bir sorunu. Enerji bahsine ilgilendim. Biraz dolayısıyla tarıma ve tekstil sanayi üzerine de çalışmalarımız genellikle sanayi alanında ülkemizin ihtiyaçları olan alanlarda çalışmalar yürüttüm. Evliyim. Bir kızım, iki oğlum var. Onlar da kızım, oğlum, büyük oğlum doktoralarını bitirdiler. Küçük oğlum da tarım makine mühendisliği bölümünde son sınıfında okuyor. İnşallah bu sene sonu itibariyle o da mezun olacak. Şimdi öğrenciliğim döneminde o günkü koşullar bizim İslam'ı, Türk tarihini ve özellikle Türk tasavvuf tarihi konusunda
bilgilenmeye itti. O zamanlar bir dostum tasavvuf okunarak değil, tasavvuf yaşanarak öğrenilir dendi ve tasavvufu yaşamanız gerektiğini söyledi. Bu arada ben Münir Derman hocamla tanıştım ve o da bize Allah razı olsun çeşitli konularda sohbetlerinden faydalandım. Genellikle sohbet, irticalen sohbet eden biriydi. Gönül ehliydi ve oldukça yani Türk milletini, Ahmet Yesevi'yi, Hacı Bayram Veli'yi, Hacı Bektaş Veli'yi ve Hacı Şaban Veli'yi özellikle bize, yani içimize dokudu, resmen dokudu. Nasıl insanlar olduklarını, yani nasıl söyleyeyim, bizim anlatamıyoruz ama onlar o kadar güzel anlatıyor ki sanki gönlünüze böyle bir şey akıyor gibi geliyor ve hiç de unutmuyorsunuz onların dediklerini. İşte böylece bu Allah dostlarını, hayatlarını, yaşantılarını kendimize örnek almaya çalıştık. Bu yaşantılar nispetinde sevgi, aşkı, gönülü öğrenmeye çalıştık. Az önce Muharrem Ali Bey bir aşktan bahsetti. Neyi severseniz sevin, bu sevgi tamamen Allah aşkının, gönle gelen Allah aşkının tabiatta olan varlıklar üzerindeki tecellisinden başka bir şey değildir. Bu biz yaratılırken ruh üfleniyor ya, işte o ruh üflenirken bize bir de aşk veriliyor. Bu aşkı evet, öncelikle efendim varlıklar üzerinde tecelli ettiriyor bize Cenab-ı Allah. Daha sonra kendi üzerinde tecelli ettiriliyor. Bu arada Fethi Gemuhluoğlu'ndan bahsedeceğim. Allah rahmet eylesin. Kredi, burs temin eden bir kuruluşun başında ve bundan burs için müracaat edenlerden bir mülakat yapıyor. Mülakat sonucunda soruyor. Sorduğu soru da çok fazla değil. Diyor ki misal erkeklere hiçbir kız sevdin mi diyor. Yok diyor. Aşkı öğrenemeyen adam bile olmaz diyor. Oğlum diyor. Önce git sevmesini öğren diyor. Dolayısıyla insan ne olursa olsun, hangi makama, hangi mevkiye gelirse gelsin. Önce sevecek neyi sevecek? Yaptığı işi sevecek. Önce sevecek neyi sevecek? İnsanları, hayvanları, cemadatı, nebatatı ve tabiatı sevecek. Zaten bu konuda bize dinimizde tavsiyelerde yapıyor ve kısa sürelerle de olsa bazı şeyleri uygulamamızı istiyor. Hacca gittiğimiz zaman hayvan öldürmeyiz. Kuru otu bile ağaçta ihramlıyken kuru otu bile ezmek istenmez, kopartmak istenmez. Hatta bir Allah dostu bana bir çiçek getirin diyor. Herkes dolaşıyor. Herkes bir çeşitli çiçekler topluyor hocasına götüreceğim diye. Ama biri bir tane kırık başlı bir çiçek götürüyor. Oğlum bunu mu getirdin diyor. Bunu yerde buldum da getirdim diyor. Hepsi zikrediyordu. Ben onların zikrini kesmemek için onları koparmadım diyor. Herkes kendi haliyle halleniyor. Kendi haliyle kendini yaratana yöneliyor. Ama biz bunların onların halini anlamadığımız için, daha doğrusu kendi halimizi de bilmediğimiz için onların halini de hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla tabiata, hayvanlara, insanlara hor yaklaşıyoruz. Tek yapacağımız şey Allah'ın bizim gönlümüze akıttığı aşk nüvesinin üzerinde küllenmiş olan bütün külleri üfürüp tamamen uzaklaştırıp ve tamamen sevgi dünyasını oluşturacağız. Yani dünya sevgisi değil ama sevgi dünyasını kurmamız lazım. Dünya sevgisi olduğu zaman tamamen materyalist, tamamen maddeci ve enaniyetçi bir pozisyona bürünürüz. Ama sevgi dünyasını kurduğumuz zaman o sevgi dünyasının içinde insanlar, hayvanlar, hatta zararlı bildiğimiz hayvanlar bile bir hikmeti ilahi sebebiyle yaratılmıştır deyip
onu da bünyemizde, o sevgi dünyamızın içinde idamesini, yaşamasını sağlamaya çalışacağız. Tabii sağlayan Cenab-ı Allah, biz kul olarak onun yaptığı şeyin, onu yani aslında bütün fiillerin yaratıcısı Allah'tır. Onun için Allah'ın bir esması da faaldir. Bizim her fiilimizin o faal esmasının bir tecellisi olduğunu düşünürsek, ki o mertebeye geldiğimiz zaman elimizi, ayağımızla, gözümüzle yaptığımız her fiilin Allah'ın faal isminin tecellisi olduğunu düşünüp haramiyete veyahut da Allah'ın yasakladığı bir fiile yönelmemeye çalışmamız. Ama bu bir şuur şeklinde tecelli etmesi lazım. Bu şuur şeklinde tecelli ettiği zaman mutmain nefis olmuş oluyor. Ama insan bir hata yapıp geri dönerse bu da levvame, levmedilen bir nefis olarak oluyor. İşte biz bu işi baştan başlayıp ta Cenab-ı Allah'ın emri doğrusunda tamamen hayatımızı düzenleyebilecek duruma doğru gitmemiz lazım. Olabilecek miyiz? Olmaya çalışacağız. Olabilmemiz, ona ulaşabilmemiz bir limit olayıdır. O limite ancak teyit olabiliriz. O noktaya gelmemiz mümkün değil. Zaten Allah da o noktaya gelmemizi istemiyor. Zaten o noktaya geldiğimiz zaman her şey bitecek. Gelenler var mı? Var. Bir Yunus var. Bir efendim yani ister birden aklıma Ahmet Yesevi Hazretleri var. Hacı Bektaş Veli Hazretleri var. Bir Muhittin Arabi Hazretleri var. Türk tarihinde bunlar hele hele Çarıklı Erken-i Harp dediği denen askerlerde bu yolda da nice Çarıklı Erken-i Harpler var. Kendilerini de bilmeyenler bile var. Öyle bir noktaya geliyorlar ki kendileri de bilmeyenler var. Bu bir ders mahiyetinde değil, bir tanışma mahiyetinde olduğu için burada kesiyorum. Bana eğer sual, ya formata göre sual sorular olursa seve seve cevap vermeye çalışırım. Hatam olduysa kusura bakmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hocam estağfurullah. Yani sohbette, muhabbette hata ne münasebet hocam? Hele öğreticilerden. Hocam su kasidesi Münir Derman'ın derslerinden sonra sizde ne uyandırdı Fuzuli'nin demeyi? Yani Fuzuli'nin dedi mi su kasidesi? Münir Hoca suyun ilk yaratılan unsur olduğunu, varlık olduğunu, ondan öncesi hakkında bir bilgi olmadığını, su konusunda hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Der ki denize girdin, oruçlusun, söyleme sahip kusura bakmayın, suya kaçırdın. Oruç gider mi? Oğlum der, din gider, din. Dine bakış açısı bu. Yani bunu söylediğin zaman bugün bir hoca efendi ya ne diyorsun kardeşim der ama işte Münir Hoca bunu bu noktaya kadar getirdi. Çünkü bizim nüvemiz o. Suyla ilgili çok muazzam şeyler var. Ders sırasında inşallah onları tek tek bahsedeceğim. Gözyaşını, teri, bunların hikmetlerini, bunların kokularını, bunların getirdiklerinin ne olduğunu o zaman inşallah tek tek üzerinde duracağım. Sorularınız olursa da dilimin döndüğünce cevap vereceğim inşallah. Çok sağ olun hocam. Eksik olmayın. Ali Sen hocam. Müsait bir, seneler uygun olursa. Hocama bir Ahmet, soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Ne demek? Tabii ki. Hocam oradalar. Hocam da seviyor soruyu. Sağ olsun. Yani programı aksatmıyorsak hocam. Yani eğer şeyse müdahale edin. Erteleyebilirim. Yo, buyurun. Peki. Atilla hocam bir şey soracağım. Bir kimya üstadından gönül dinlemek büyük bir keyif. Gerçekten büyük bir keyif. Sizin kimya yani akademisyen kimliğinizle teolojiye yani gönüle ya da işte tasavvufa yönelişinizle birlikte mesleğiniz tabii ki genç yaşlarda başlamıştınızdır mesleğe. O dönemlerde bilmiyorum tasavvuf ya da teoloji çalışmalarınız var mıydı ama teoloji bilgisiyle tanıştıktan sonraki mesleğinize karşı tavırlanışınız, meslekteki mesleki bilgileri değerlendirişinizle teolojiyle tanışmadan önceki tasavvufla tanışmadan önceki mesleğinize karşı tavırlanışınızın herhangi bir farkı oldu mu acaba? Şimdi olduysa da nasıl oldu?
Efendim şöyle söyleyeyim. Benim mesleğim, ben öğrenciyken bu işlere başladım. Üniversitede öğrenciyken tasavvufla, Allah dostlarıyla tanıştım. Birçok Ankara'da Allah dostuyla birebir görüştüm, sohbetlerine katıldım. Ancak mesleğiyle ilgili çalışmalarımı o perspektifte baktım. Ya oradaki kimyasal reaksiyonlar, kimyasal olayların oluş tarzının ilahi hikmetlerini sürekli kafamda şey yaptım. Hele hele o suyla ilgili mevzular konuşulurken, ki hidrojen bağıyla ilgili bir konudan dolayı, konuya fazla girmeyeceğim, dolayı suyun hayatın idamesine, yani sudaki katılaşma sürecindeki farklılığın hayatın idamesine, bir devamlılığına bir katkısı olduğunu da orada gördük. Eğer su diğer sıvılar gibi katılaşmış olsaydı, ne denizlerde balık ne de diğer tabiatta diğer varlıkların doğru dürüst yaşayacağını düşünemezdik. Dolayısıyla tasavvufi bilgi cemaatın, yani biz cemaatla uğraşıyoruz. Cemaatın birbiriyle ilişkilerinin düzenlenmesindeki hikmet-i ilahi zaten seziyorsunuz. Hele 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 bu bugün Tukaka denen radyoaktif vitenin, efendim çeşitli maddelerin etkilerinin, bu maddelerinin etkilerinin nasıl olduğunu, 2 gramlık selenyumu aldığınız zaman zehirlersiniz ama o selenyum saçınızın varlığını, o potasyum akıl muazenesini, efendim o kalsiyum, magnezyum, kalsiyumun kemiklere yönelmesini vesaire gibi, bu vücuttaki bu dengelerin ilahi bir nizam içinde olduğunu düşündükçe daha da olaya hayranlıkla bakıyorsunuz. Peki hocam, İmam Gazali'nin Kimya Saadeti de buna bir ucu veriyor mu? Saadet, kimya. Gayet tabii, gayet tabii. İmam Gazali bu işte zirve bilgiler veriyor. Gayet tabii. Bu konuda bizlerin okumayanların okuması gereken eserler değil tabii, mi hocam? Tabii. Oktay Sinanoğlu'nun bir videosu var. Oktay Sinanoğlu videoda o konuyu o kadar güzel işliyor ki, üzerine bir şey söylemenin haceti yok yani. İmam Gazali İhya-i Ulumuddin, Kimya-i Saadet ve birçok kitapları bu konuda mükemmeliyet nispetinde bir kitaplar. Hele hele o çağda yaşayan 3-5 kişi var ki harika, yani belki hala gelen yok onlar gibi alim. Hatırlıyor hocam? Pardon, özür dilerim. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Halisan hocam, bir izninizi rica edeceğim. Ahmet Kıymaz hocam da yoğun biraz, misafir. Sizden önce söz versem, sonra size söz versek olur mu hocam? Halisan hocam. Ne demek hocam? Biz çiftçiyiz biliyorsunuz. Çiftçiler tembeliz. Biz de mesaide bu, her şey bu. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ahmet Kıymaz hocam, Etkin Düşünce Akademisi'nin kurucusu, halen de yöneticisi. Benim de abim, Türkiye'nin de dünyanın da sayılı güzel değerli komutanlarından biri. Gerçekten bir münevver, gerçekten bir vatansever. Sürekli üretiyor, düşünüyor, sorguluyor. Şimdi affına sığınarak söyleyeceğim. Hocam dedim, bize biraz, azıcık ders verir misin? Hani Etkin Düşünce Akademisi'nde de bazen bireysel, bazen konuklarıyla, ki dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden konuklarla program yapıyor. Bu arada aramızda değerli bir Bektaşi babası var. Celal Bilgen babamız da var. Hoş şafa gel baba. Ellerinden öperim. Celal babayı da sohbetini dinledikçe hayran kalacaksınız. Yaşar babamız da öyle. Onlar da hoş geldiler. Ahmet Bey'den sonra bir selamlaşırız şeyde, Ali İhsan Bey'den sonra. Efendim dedim ki Ahmet abi, bir ya da iki, hadi belki utanmazsam üçüncü dersi de ister miyim? Gönderdiği başlıklar o kadar güzel. Önce töreyi konuşacağız ya. Mesela seher hoşuna gider zannediyorum. Diyor ki Türk dili tarihini de konuşacağız. Yazım kurallarındaki küçük uyarılar. İhtiyacımız o. Anlatım bozuklukları. İlk Türkçe eserler hangileri? Kompozisyon tanımı ne? Yeniden bilmek. Çocuklara da yetişmek lazım bazen derslerine yardım ederken. Biz de kısmetse torun büyüteceğiz bu yaştan sonra. Ondan sonra yazıda, konuşmada, planlama. Etkili anlatımın nitelikleri, şartları, kuralları.
Ardından yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları meselesi. Ve yine sözlü anlatım, sunu teknikleri. Ve en önemlilerinden biri aydın kişinin nitelikleri. Geçen bir kısa video yapmış, gönderdim birkaç gruba. Millet bayıldı. Ondan sonra Alevilik, Bektaşilik üzerine bir sağlam bir enformasyon. Ermeni meselesi üzerine. Yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin durumu. Rahmetli Mahi Kaynak da vefattan önce yazmıştı. Gibi. Şimdi bu konuların hepsi birbirinden değerli. Ahmet abi, hoş geldiniz. Müsaitseniz kendinizden kısaca bahsedip nihayetinde de bir etki düşünce akademisi neydi abi? Ne yapıyorsunuz? Derdiniz, tasanız ne hakikaten? Niye yorulmuyorsunuz? Nereden bu gücü buluyorsunuz? Buyurun hocam. Değerli Muharrem Bey, çok değerli dostlar. Hepinizi öncelikle gerçekten yüksek saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Gayet de iyi de görünüyorsunuz maşallah. Yani bendenizin özgeçmişi Etkin Düşünce Akademisi'nin web sitesinde mevcut. Eğer Muharrem Bey, değerli kardeşim, yönetici yaparsa siteyle ilgili bir iki dakika şöyle bir göstermek istiyorum. Ondan sonra bazı konularda düşüncelerimi sizlerle paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Abi yetki nasıl veriliyor bilmiyorum. Hemen ben ilk kez kullanıyorum. Bir dakika. Siz de zahmet Erdem abicim ya. Bu arada Ahmet Kıymaz hocam, Erdem Karagöz'le de inşallah tanışın. O da uluslararası çok kıymetli eğitimler veren bir dostumuz. Sağ olun. Şimdi yardım ediyor bize. Şimdi ben şunu önemli arz etmek istiyorum. Etkin Düşünce Akademisi'nin şu anda bu konuşmaları izleyen 6 arkadaş tespit edebildim. Biz 105 kişiden müteşekkil bir grubuz. En az 2 grup üyesinin referansıyla grubumuza, akademimize üye kaydediyoruz. Resmi bir durum yok. Rızayı bari için devletin ve milletin gerçek anlamda güçlü olması, huzurlu olması için elimizden ne geliyorsa hakikaten hep o teşbih ifade edilir. Karınca misali yolunda gayret göstermeye çalışıyoruz. Yani Muharrem Ali Bey'in dostları bizim baş tacımızdır. Muharrem Ali Bey'i ben 1,5-2 yıldır yakından tanıyorum. Bizim programlarımıza konuk olarak gelmişti, Kız Sağım diye yazmıştı ve içimden gülmüştüm. Kaldı mı acaba Kız Sağım diye? Kendi kendime gülmüş ve çok üzülmüştüm sonraki zamanlarda. Gerçekten son dönemin, Cumhuriyet döneminin çok önemli Kız Sağımlardan birisi olduğunu görünce, gözlemleyince, bizatihi dünya gözüyle de beraber olunca iftihar ettim, şeref duydum. Bu nedenle Muharrem Bey'in tanışık olduğu bütün dostları da bizim gönlümüzde, beynimizde çok önemli bir yere sahiptir. Sizlerle beraber olduğum için gerçekten büyük şeref duyuyorum. Bunu öncelikle bilmenizi istirham ediyorum. Değerli dostlar, yani kelam kamil insanlara aktarılır. Aslında kelam çok fazla da edilmemeli. Çünkü öyle bir dünya ortamında yaşıyoruz ki, ülke ortamında, şikayet anlamında ifade etmiyorum. Zerreden küreye her şey ilahi iradenin tecellisiyle ortaya konulur. Her şeyde mutlaka bir sebep var. Ama ülke olarak da, insanlık olarak da çok dar ve zorlu bir geçitten geçiyoruz. Yüzyıllar boyunca hep böyle olduk. Özellikle bu coğrafyada. Ama özellikle son yarım yüzyılda, yani daha genişletici olursak 300 yıldır bizim aydınlarımızın büyük bir bölümü medeniyetler varisi olmaktan uzakta, o büyük medeniyetlerin varisi olmaktan uzakta, idrakten uzakta, maalesef nitelikli, yüksek liyakatli özelliklere sahip olamadılar. Var olanların gönlümüzde apayrı yerleri var. Siyasette, ekonomide, kültür ve sanat alanında birileri bir şeyler yapmaya gayret etti. Ama esas itibariyle 300 yıldır, belki buna 50 yıl, 100 yılda ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz.
bizim çok büyük rahatsızlıklarımız oldu. Bu rahatsızlıklar hala devam ediyor ama yürekten inanıyorum ki önümüzdeki çeyrek yüzyılda işte sizlerin çok özverili gayretleriyle bizler görmesek de torunlarımız, nihayetinde torunlarımızın çocukları görecek gayesiyle bir şeyler yapmak azminde olmamız gerekiyor. Bunu 85 milyona söylemek mümkün değil. Ama 85 milyonu idare eden yüzlerce ve binlerce yüksek şuurlu, yüksek ufuklu, bilgiye ve bilgiliğe değer veren aydınların kenetlenmesi gerekiyor. Bu doğrultuda neler yapılabilir bilemiyoruz. Biraz önce Muharrem Ali Bey ifade etti. Kendi alanımla ilgili dil, edebiyat, kompozisyon başta olmak üzere. Bendeniz terörle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili, siyasetle ilgili, particiliği hayatım boyunca sevmedim. Ve siyasetin ve siyasetçinin de son 300 yılda münferit dönemler hariç, özellikle son yarım yüzyıl içerisinde Atatürk dönemini hep üstesine tutuyorum. Maalesef çok yıprandı ve hala milletin siyasetçilere güven yok ve hala siyasetçiler de esas itibariyle milleti dikkate almıyorlar. Böyle bir kaos yaşıyoruz. İşte bu kaostan milletçe çıkabilmek için aydınlara çok büyük görevler düşüyor. Bu görevleri idrak eden insanların da, aydın insanların da mutlaka kenetlenmesi gerekiyor. İmkanların neyi el veriyorsa, en asgari şartlarda imkanlarımızı bir araya getirerek azamiye ulaştırmak suretiyle bir şeyler yapmak gerekiyor. Kısa ömürde belki yarın, yani 65-70 yaşından sonra yaşasa da insanlar genellikle hastalıklardan vesaire bir yerde zombileşiyor. Bu kadar kısa bir ömürde ebedi saadet ulaşabilmek için mutlaka şuurlu ve ufuklu aydınların birleşmesi gerekiyor. Safları sıklaştırması gerekiyor. Beyin projeli insanlar olmak gerekiyor. Projeye yönelik işlevsel sonuç alabilecek düzeyde faaliyetlere önem vermek gerekiyor. Hakikaten bunların dışındaki her şey lafı güzel. Buna inanıyorum. Ve dolayısıyla bizim dostlarımız da bu amaçlarla partiler üstü, siyaset üstü, kültür alanında, sanat alanında, edebiyatta, tarihte, siyaset, uluslararası ilişkilerde yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Çünkü yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim boynumuzun borcu. İnsanlarımızı, gençlerimizi özellikle yetiştirmemiz gerekiyor. Onun için YouTube'a, onun için konferanslara, bilimsel toplantılara önem vermek gerekiyor. Onun için hukuk zeminin üzerinde devletin gerçek anlamda, belki çok klasik bir ifade ama bölünmez bütünlüğü ve milletin de refah ve mutluluğu için bir şeyler yapmak gerekiyor. Birilerinin yapması gerekiyor. O birilerinin sayılarının çoğaldığını görmekten de çok büyük huzur duyuyorum, çok büyük şeref duyuyorum. İşte bu insanlardan bir grupla da karşı karşıya gelmekten dolayı gerçekten mutluyum, huzurluyum. Muharrem Alim Bey'e, diğer dostlarımıza şükranlarımı ben arz ediyorum. Şimdi yöneticilik verdiyseniz sizlere web sitemizi şöyle bir tanıtmak istiyorum. Bu bizim ana sitemiz. Burada ana başlıklarımız var. Edebiyat, halk bilimi, gündem duyurularla, son yazılarla ilgili. Din ve toplum, sanat, kültür, etkinlikler, tarih kategorilerimiz burada. Bu sitemizi Etkin Düşünce Akademisi Ork diye girdiğiniz takdirde bulabilirsiniz. Buralarda baş yazımız var. Bilim ve Danışma Kurulumuz, misyon ve vizyonumuz tanıtılan özellikler var. Bilim ve Danışma Kurulu'nda bizim grubumuzdan %70, %80 üyemiz burada bulunmakta. Burada olmayan dostlarımız da var. Bu dostlarla yazıda, televizyonlarda, kürsülerde, seminerlerde, kurslarda gayret göstermeye çalışıyoruz. Şöyle genel olarak siz eğer arzu ederseniz, ilgi duyarsanız, incelerseniz, bunlar bizim bilim ve danışma kurulu üyelerimiz. Bazı siyasiler de söz konusu. Zafer Partisi'nden mesela, AK Parti'den var, İYİ Parti'den var, diğer partilerden var, CHP'den var, genel başkan yardımcılar düzeyinde.
vesaire akademisyenler var, askerler var. Mesela Salih Güngör, Mali İşler Eski İstanbul Şube Müdürü, Yahya Akengin hocamız var. Eski İstihbarat Daire Başkanımız Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Yavuz Elbirler var. Kafkas Yetişkiler Birliği Genel Başkanımız var gibi değerli dostlarımızla birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Etkin Düşünce Akademimiz bu şekilde. Girerseniz, takip ederseniz ve yazılar gönderirseniz memnun kalırız. Şairlerimiz var, videolarımız var. Videolarımız, dil videolarımız, hocam, edebiyat. Hocam arkadaşlar sizlere soru gönderebilir mi hocam? Tabii hem tabii. Hem sizlere. Tamam hocam. Videolarımız var. Burada ortalama 300'e yakın videomuz var. Dil, edebiyat, kompozisyon, toplum ve siyaset başlıkları altında. İnternette zayıflık var. Buraları incelersiniz. Ben buradan çıkıyorum. Burada esas olarak üzerinde durmak istediğim konu şu. Yani bu 4 mektep, 4 kavram özellikle çok istisnai önem verilerek seçilmiş kavramlar. Akıl, gönül, emek ve töre birbirinden önemli kavramlar. Öncelikle aydınlarımızın siyasete, ekonomiye, ticarete, kültür ve sanat hayatına yön vermesi gereken yüksek sorumluluk bilincindeki aydınlarımızın bu kavramların içini doldurabilecek düzeyde idrak sahibi olması gerekiyor. Ve bu aydınların da safları sık tutması gerekiyor. Yani temel ölçüler belli, ecdat koymuş. Biz sadece o temel ölçüleri devam ettirmek, uygulamakla görevliyiz. Zenginleştirmekle görevliyiz, korumakla görevliyiz. Nedir temel ölçüler? Yani kim ne derse desin, mitoloji çok önemli, inanç çok önemli, töre çok önemli. Aklı olmayan insanın ibadet yapmaya bile izni söz konusu değil, muaf tutulmuş. Akıl çok önemli, emek çok önemli. Bu kavramlar ustalıkla seçilmiş. Ben Muharrem Bey'i gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Bizim öteden beri konuşmalarımızda, kürsülerde, derslerde, yazılarımızda ifade etmeye çalıştığımız şu temel meseleler var. Yani belki 300, belki 500, belki 1000, 2000 sorunumuz var, toplumsal sorun. Ama 3-5 tane çok önemli sorunlar var ki o sorunları halletmeden bizim millet olarak huzuru yakalamamız, bizim devlet olarak daha güçlü olmamız çok zor. İşte bu sorunlardan birisi de bizim milletimizin, aziz Türk milletinin Emevi devlet anlayışından ve Arap hayat tarzından mutlaka uzaklaşmamız gerekiyor. Biz Selçuklu'nun son döneminde yıkıldı isek Anadolu Selçuklu'yu kurdu ecdadımız. Osmanlı'yı kuranlar bir müddet götürdü. Fatih Yavuz Kanuni üzerinde durmak istemiyorum ama o dönemlerden sonra tekrar Selçuklu'nun son döneminde, Osmanlı'nın son döneminde en önemli temel sorunlardan birisi yine bu idi. Emevi devlet anlayışı, Selçuklu'nun devlet anlayışı oldu. Emevi devlet anlayışı, Osmanlı devlet anlayışı oldu. Siyasette, kültürde, sanatta, mimaride biz bozulduk, yıprandık, geriledik ve ecdat tekrar yeniden bir devlet tesis etti. Tekrar eski özelliklere dönmek için gayret gösterdi. Atatürk de öyle. Türk tarihini, Türk milletinin karakterini hakikaten etkin bir şekilde bildiği için Türk milletinin lideri olmuştur. 3-5 Türk milletinin önemli liderlerinden birisidir Atatürk. Atatürkçü gibi görülen insanlarla Atatürk'ü yanlış idrak eden kimi, çok özür diliyorum, yobazların çığırından, sınırından çıkıp bizim Atatürk'ü her şeyden önce çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Bizim ölçümüz Ahmet Yesevi, İmam Maturidi ölçüsünde, Hünkar Hacı Bektaşi Veli ölçüsünde olmalı. Osman Gazi ve Dursun Fakih bacanaklığı ölçüsünde olmalı. Osman Gazi ve Dursun Fakih bacanaktır. Birisi devletin ebed müddet yaşamasını ruh ile manen sağlayan kuralları koymuş, o kuralların devamını arzu etmiş, sistemi yerleştirmiş kişi,
bir yerde o sistemi silahla, bilimle tekrar tesis etmeye gayret eden Celal Sahip Osman Gazi. Bizim şahsiyetlerimiz Bilge Kağan'dır, Kültigin'dir, Tonyukuk'tur. Bizim şahsiyetimiz Kılıç Aslanlar, Alparslanlar'dır. Bizim şahsiyetimiz idol almamız gereken Osman Gazi'dir, Dursun Fakih'tir, Ertuğrul Gazi'dir, Ahi Evran'dır, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'dir. Günümüzdeki İslam dünyasında ve Türkiye'deki Ahmet Yesevi ve İmam Maturidi çizgisindeymiş gibi davranan İslami cemaatler ve tarikatlardan bu milletin süratle uzaklaşması gerekiyor. Çünkü bunların esas itibariyle Selefi, Taliban ve benzeri dünya anlayışlarına sahip İngiliz, Fransız, Musevi, ABD, Fransa, Almanya her neyse Musevi Hristiyan ittifakının tazikiyle, şekillendirilmesiyle tecelli etmiş kuruluşlardan bizim beynimizi, yüreğimizi öncelikle bizim ayıklamamız, soyutlamamız gerekiyor ki milletle bütünleşip milletin de İslam'ı Arap hayat kültüründen farklı Türk devlet anlayışını töreye bağlı Türk devlet anlayışına Emevi devlet anlayışından farklı bir şekilde yorumlayıp o düzeyde bürokratlarımızı, siyasetçilerimizi tekrardan yetiştirmemiz gerekiyor. Ölçülerimiz bellidir. O ölçüler dairesinde sakla ve kenetleyerek, sıklaştırarak, kenetlenerek aynen ilahi emirde buyurulduğu gibi Yüce Allah araları kurşunla kenetlenmiş taşlar gibi saf duranları sever diyor. Yüce Rabbimiz böyle emrediyor. Onun için araları kurşunla kenetlenmiş taşlar gibi saf durmayı becerebilecek düzeyde kıskançlıktan, nemelazımcılıktan, dedikoduttan, gıybetten uzakta proje beyinli, efendim yeni işlevsel sonuç alabilecek düzeyde az konuşup ama çok faaliyet yapabilecek aydın kadroların yetişmesini sağlamamız gerekiyor. Bu yönden büyük eksikliklerimiz var. İşte o zaman siyaset de düzülecek, siyasetçi de liyakatli olacak. Hangi siyasi parti olursa olsun büyük sorunları halletmiş olacağız. Onun için de önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl, 25 yıl, 50 yıl çok önemlidir. Ben olaylara birkaç yıl açısından bakmıyorum. İnşallah biz göremesek de, görürüz belki ama göremesek de torunlarımız görsün diyorum. Bu felsefeyi unutmamak gerekiyor. Hepinizi gerçekten yüksek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani sorularınız şey olursa çok sonraki hocam. Zamanlarda evet, düşüncelerimi tekrar sizlerle paylaşırım. Paylaşmak sesim gerekiyor. Samimiyetle paylaşmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Muharrem Bey. Estağfurullah. Sesim geliyor mu hocam size? Geliyor. Çok güzel geliyor. Tamam hocam. Yani bu şey söyledi çok güzeldi. Proje beyinli, proje kafalı olmak, proje odaklı olmak. Çok güzel bir metafor. Ağzınıza sağlık. Değerli dostlar, Ahmet Kıymaz hocamla zaten görüşeceğiz ama yine de şu an soru sormak isteyen olursa hem askeriden emekliliği hem de akademik kariyeriyle, kadrosuyla devam ediyor doktora, doktorluğuna ve profesörlüğüne. İstediğiniz zaman gruptan da buradan da soru sorabilirsiniz. Sizden sonra hocam çok teşekkür ederim hocam. Ali İhsan hocamla devam edeceğiz ama buradayız. Ali İhsan abicim tekrar. Ahmet hocama tamam. Bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah hocam, beraberiz zaten. Hiç izne falan bizim yok hocam. Siz ya bizim abimizsiniz, dostumuzsunuz. Hep beraberiz. Burada tenzih ederim, yanlış anlamayınız ne olur. Ben de başta kendimi yeniden talebe kabul ediyorum ki öyleyim zaten. Hep öğrenmeye çalışıyorum. Elbette aramızda bu işi mesleki olarak yapan var, gönüllü olarak da yapan var. Ama ben mesela Seher Tönü'nün gönlünden öyle çok şey öğreniyorum ki. Ben diyor renkli kalemler aldım, defter aldım, hazırım diyor. Kurban olurum şimdi kardeşim. Hürmet ederim ben şimdi o sevgiye, o muhabbeti. O yüzden Ali Sen abicim şeref verdiniz. Sorunuzdan sonra, cevabı aldıktan sonra ne olur? Siz devam edin lütfen, buyurun. Peki, teşekkür ederim. Sevgili Ahmet hocam, öncelikle çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. Duyabiliyor musunuz? Ahmet hocam. Duyuyorum efendim, buyurun. Duyuyorum efendim. Teşekkür ederim. Özellikle askeri kimliğinizin olması beni bu soruyu sormaya sevk etti. Biliyorsunuz psikolojik harekat dediğimiz bir ülkenin bir ülkeye saldırıda belki silahlı kuvvetlerden çok daha güçlü, çok daha etkin bir saldırı şekli var. Bu anlamda bu psikolojik harekata karşı
eğitim sistemimizin durumu ve dört mektebin yeri nasıl nasıl değerlendirebiliriz? Dört mektebi nasıl konumlandırırsınız? Ya da dört ana başlığı diyeyim. Yani o kadar ağır, zor bir soru sordunuz ki ben nasıl cevaplayayım? O kadar yeteneğim yok. O zaman iki üç cümleyle nasıl ifade edeyim? Çok güzel bir soru. Saatlerce konuşmaya hazırım. Çok da muzdaribim. Nereden başlayacağımızı biz de bilemiyoruz. Ama her şeyden önce şu eğitimleri devam ettirmek gerekiyor. Önce bizim çok şuurlu olmamız gerekiyor. Ondan sonra gençlere yönelik. Bu olay hakikaten 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra çıkabilecek. Yani çok verimli ürünlerini alabileceğiniz bir hadise değil. Çünkü o kadar çok üzerimizde senaryolar uygulandı ki son 300 yıldır. Daha önce de uygulandı da ecdadımızın akıllı olması, Dursun Fakih geleneğinin bitirilmesiyle birlikte sorunlar başladı. Yani bazı şeyleri tam olarak ifade edemiyorum. Çünkü bilemiyorum dünya ve ufuk anlayışınızı tam olarak çözemiyorum. Farklı değerlendirmenizi de istemiyorum. Çünkü benim amacım birlikteliği sağlamak ve gerçekten mukaddes değerler için bütün milletin menfaatini, her alandaki menfaatini bir şeyler yapma azminde, niyetinde olduğum için hiçbir arkadaşımın gönlünde küçücük de olsa olumsuzluk kalsın istemiyorum. Çandarlı Ali Paşa katledildi, yok edildi. Ondan sonra problemler başladı. Yükselmeye paralel aslında çöküş başlamıştı. Dolayısıyla bugün bu dört kavramın içini doldurabilecek, bizim öncelikle bu kavramların içini doldurabilecek aydın insanlarla kenetlenmemiz gerekiyor. O aydın insanların sayısını çok az görüyorum. Acizane olarak Allah hiçbir zaman karamsar, kötümser yapmasın ya da kibirli yapmasın. Bu milleti çok seviyorum ama bu milletten de aynı zamanda çok şikayetçiyim. Şikayet etmemek için, en azından torunlarımız şikayet etmesin diye bizlerin özverili gayretlerle ortaya koyması gerekiyor. Bir şeyler koymamız gerekiyor. O bir şeyler ortaya koyacak insanlarla kenetlenmemiz gerekiyor. Sayı 3'müş, 5'müş, 10'müş, 100'müş hiç önemli değil. Yani bizim Etkin Düşünce Akademisi'ne belki 10 bin üye kaydedebiliriz. Ama yanılmıyorsam en son 105 üyemiz var. Değerli hocam. Lütfen benim ayak takımı diye bir yazım var. Yani çok özür diliyorum. Bunu yine şikayet olarak kabul etmeyin. Ama sızım var. Yüreğim, ciğerim sızlıyor. Aydın olarak gördüklerimizin büyük bir bölümü maalesef hakir olduğundan dolayı, hakir gördüğünden dolayı değil, Allah'a sığınıyorum. Büyük bir bölümü ayak takımı. Dolayısıyla işimiz çok zor. Ve bu ayak takımı hangi siyasi parti olursa olsun, parti, genel merkez, il, ilçe teşkilatları, belde teşkilatlarındaki yöneticilerin de büyük bir bölümü bu ayak takımdan seçiliyor. Onun için ızdırabız, onun için ekonomik yönden, siyasi yönden, kültürel yönden, sanat yönden, onun için biz hala İslam dini diye Arap hayat tarzını benimsemeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla akıl, gönül, emek ve töre kavramlarının içini doldurabilecek. İşte Muharrem Ali Bey bunu yapmaya çalışıyor. Sizlerin her biriniz tanımasam da bunu yapmaya çalıştığınıza inanıyorum. Bizler de bunu yapmaya gayret ediyoruz. Kenetlenmek gerekiyor. Yazmak, konuşmak, etkili konuşmak, etkili yazmak ve beraber olmak gerekiyor. Cebimizde 2 lira var ise 1 lirayı bu yola aktarmak gerekiyor. Ama bunu henüz daha göremiyorum. Bu kıvamda değil bu toplum. İşte kıvamda olsun diye uğraşı vermek mecburiyetindeyiz. Yani şairin dediği gibi Allah inşallah nasip etsin, oyunda oynaşta olmamak gerekiyor. Birbirimizi denetlememiz gerekiyor. Birbirimizin güzel hallerini desteklememiz gerekiyor. Birbirimizi de denetlememiz gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Ali İhsan Bey, yani bu dört kavramın içini nasıl doldurabiliriz, daha işlevsel boyutta neler yapabiliriz? Yapılacak inşallah. İşte Muharrem Ali Bey'in başkanlığında sizler gibi zat-ı aliler, efendim fedakar gönüllerler gelmişsiniz buraya. Şimdi televizyonun karşısında haberler veyahut da bir sinema filmi izleyebilirdiniz. 500 kişilik kapasitesi var dedi. İşte şu anda 38 kişi var. Niye burada bir 500 kişi olmasın? Sırada bekleyenler olmasın? Yok. Yok. Çocuklarımızda büyük sorunlar var. Niye gençler yok? 17-18 ile 30-35 arasında kaç kişi var şu anda?
Bunlar çok önemli toplumsal sorunlar. Bunların üstesinden gelebilmek için öncelikle bizim fedakar olmamız gerekiyor. O fedakarlığa hazır isek devam edeceğiz. Mutlaka ürünlerinde 3-5 yıl sonrasında yavaş yavaş alınacak diye bakıyorum. Ama bizim esas ürünlerimiz, Allah nasip etsin, görelim veya görmeyelim, bir çeyrek yüzyıl sonrasını hedeflemek mecburiyetindeyiz. Bizim fakirimiz kışlık odun kömürünü nasıl temin edecek, onun hesabını yapmıyor. Zenginimiz kış ya da yaz tatilini nerede geçirecek, yıllık hesaplar yapıyor. En nihayetinde bizim insanımız ne zaman çeyrek yüzyıl sonrasını planlarsa, devletimiz de en az bir 100 yıl sonrasını planlarsa ve uygularsa biz o zaman kurtulacağız. Ecdat bunu yaptı. Bilge Kağan bu öğütleriyle, Orhun abilerin öğütleriyle bunu yaptı. Alparslan bunu yaptı. Size bir vatan aldım ki ebedi, bir yurt aldım ki toprak aldım ki ebedi vatanınız olacak dedi. Bugünleri gösterdi. Osman Gazi de, Dursun Fakih de, Ertuğrul Gazi de. Atatürk de gösterdi. Bugünkü olayların temelinde Atatürk hep uyardı. Onun için bunlar büyük insan. Bu ecdatlarımız çalıştı. Biz bunları sadece örnek alacağız, o kadar. Gerçek anlamda sünnet-i seniyeyi, Kur'an-ı Kerim hükümleri doğrultusunda Peygamber Efendimiz'in, yani söylemek istediğimiz, hepimizin söylemek istediği çok hadise var. Ben bunu hissediyorum. Şu anda video olarak gözlerinizle de hissediyorum. İnşallah üstesinden geleceğiz. Muharrem Ali Bey ve sizler, Etkin Düşünce Akademisi, kardeş kuruluş olarak bizler, diğer kuruluşlar, ortak akıl vesaire kenetlenecek. Türkiye'de bunların sayısı 50'ye 100'e çıkacak. Ve bunlar bürokratik, efendim bürokrasiye insan yetiştirecek, siyaseti insan yetiştirecek, ekonomiye insan yetiştirecek. Bizim hedefimiz en az bir çeyrek yüzyıl sonrası olmalı. Bir sene, iki sene, üç sene sonrasında ürününü alamayız. Bu doğrultuda hareket etmek mecburiyetinde. Çok özür diliyorum, uzattım. Çok teşekkür ediyorum. Hocam estağfurullah. Değerli Ahmet Kıymaz abim, komutanım, dostum, hocam. Siz artık Türk Halk Mektebi'nin değerli bir öğretmeni olarak aramızda bulunmanızdan çok güçlü hissediyoruz kendimizi. Şeref duyuyoruz. Allah sizle dostluğu bize iki cihanda da nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Dünyanızda, ahiretinizde cennet olsun. Hadi sen abicim buyurun. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. İlk notu almak isteyenler için efendim değerli bir yiğidimiz var. Alp Eren'imiz var, aramızdalar çok şükür. O kadar güzel bir iş yapıyor ki, Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Güngörname.com sitesini lütfen hemen not alsın arkadaşlar. Kendisi de burada, Ahmet Güngör Hocam. Daha sonra Ayistan Hocam'dan sonra kendisiyle bir selamlaşırız. Sonra Yaşar Babamız var ahirlik hakkında. Bu arada Yücel Ünlü, çok karizmatik görünüyorsunuz kardeşim. Kıskanırız biz böyle sizin gibi karizmatik adamları. Eyvallah. Yaşar abi diyor Muharrem kilo almışsın diyor. Ucuzdu Yaşar baba. Kilo almak ucuz. Muharrem abi ismini bir daha tekrar misin abi? Güngörname dostum. Güngörname.com. Sayın Ahmet Güngör hocam, üstadımın. Çok değerli bir çalışma. Aslan gibi bir çalışma. Allah tamamını erdirsin inşallah. Lütfederlerse daha sonra dinleriz de hocamdan. Hocam da bu millete Ahmet Kıymaz hocam gibi, sizler gibi Allah'ın hediyesi, armağanı. Cenab-ı Allah salih kulları saklar içimizde ve emreder ve müjde verir. Estağfirullah, salihlerle beraber olunuz. Olunuz, geniş zaman gibi kıyamete kadar içimizde bunlar kurban oldu. Bu ne güzel Allah'tır, ne güzel rahmettir. Ey Ali İhsan Çiftçi, çiftçilerin babası, aksakallı baba. Buyurun Eren Bey. Buyurun. Muharrem Hocam, ben bir soru sorabilir miyim Ahmet Bey'e acaba? Mümkün mü? Şeyden sonra sorun Damer ya. Ali İhsan'dan sonra beklettik biraz. Kusura bakmayın. Yok, hiç önemli değil. Tamam ama o zaman. Zaten gruptan da görüşeceksiniz. Ahmet Hocam bize ders verecek inşallah, ama sorunuzu yazın, unutmayın. Hatta mesaj atın. Hocamıza soru rica edelim Ali İhsan Hocam'dan sonra. Buyurun. Sorun değil. Pek teşekkür ediyorum. Teşekkür. Buyurun abi. Teşekkür ederim Muharrem Hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ses gitti geliyor. Evet, Ali İhsan Bey'in sesi geldi şimdi. Dört bin, çok teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor. Peki, teşekkür ederim. Sezgiselakil.com sayfamız ve sezgisel akılla ilgili bilgi paylaşımını rica istemiştiniz. O kapsamda biraz bilgi paylaşacağım. Öncelikle hocam altınızdan başlayın ne olur. Ali İhsan Çiftçi kim?
ne yapıyor? Sonra selgisel akıl ne? Bu çiftçilik çalışmaları ne? Kur'an okumaları ne? Felsefi çalışmalar ne? Çok güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Bizimle de berabersiniz. Bu da muazzam güç veriyor, şeref veriyor, mutluluk veriyor. Yani ben varlığınızdan ve dostlarınızdan, ailenizden o kadar keyif alıyorum ki hak razı gele diyeyim. İnanıyorum ki Allah razıdır ki nasip etmiş bunları size ve biz de şahidiz çok şükür. Biz Allah'tan razıysak Allah da bizden razıdır hocam. Ayet böyle söylüyor. Değerli dostlar, aslında Muharrem Ali hocam kendinizi bir tanıtın dedi ama biz bilinmemek üzere yola çıkmış insanlardık. Çok da keyifli değilim, bilindik. Keşke hiç bilinmeseydik, benim için daha iyi olurdu. Herkes işini yapsaydı, ben de bilinmemek ekolü çerçevesinde hayatımı sürseydim. Şimdi bazen dostlar soruyor bize işiniz ne, mesleğiniz ne diye. Bazen çok da uzatmamak için şunu diyorum. Bizim işimiz, mesleğimiz insan olmak. İnsan kalmaya çalışmak. İnsan için bir şey yapmak. Çok kendimden bahsetmek istemiyorum. Tamam ben İktisat Fakültesi ekonometri mezunuyum falan filan. İşte öğretim üyesi teklifini reddettim üniversite. Tam 12 Eylül sonrası bir üniversite dönemim oldu. Üniversitede bilim yapılamaz deyip öğretim üyeliğini reddedip ben hem ekmek paramı kazanırım hem de bilimi dışarıdan yaparım daha iyi olur diyerek yola çıkmış biriyim. Şimdi çok da uzatmayacağım. Düşman bir ülkeye saldırmadan önce geçenlerde paylaştım bu bilgiyi. Önce eğitimine, sonra sanayisine, sonra gıdasına, sonra sağlığına, en son toprağına ancak saldırabilir. Dolayısıyla ilk dört başlıkta başarı elde edemezse toprağa saldırma şansı yok. O kadar da ahmak değil sömürgeci. Bunun için de çözümü ve herhangi bir ülkenin kendi durumunu düşmanla artık bir sonraki adımda ne var diye bir soruyu sorduğunuz zaman bu dört başlığa iyi bakmak, o dört başlığın fotoğrafını iyi çekmek gerekiyor. İşte bu anlamda da eğitim, sanayi, gıda, sağlık, toprak başlıklarında biz gıda ve sağlık konusuna odaklandık. Ancak şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz özellikle sömürgeci ve beslemeleri think tank kuruluşları dedikleri düşünce kuruluşlarıyla stratejiler, projeler üretirler. Ve biz 7-8, 5-10 kişinin ve birçok düşünce kuruluşunun karşısında Ali İhsan Çiftçi tek başına ne yapar? O bence çok ciddi bir soru işareti. O nedenle dedik ki takım çalışmaları yapalım. Sezgisel akıl o anlamda. Çünkü Ali İhsan Çiftçi oturduğu yerde sezgisel aklını devreye alsa da bu da cürmü kadar olur. Ama biz bir kişi değil üç kişi olabilirsek bir birim iş yapacağımıza 30 birim iş yapmaya başlıyoruz. Bunu beşe çıkarabilirsek 300 birim iş yapmaya başlıyoruz gibi gibi gibi. Bunu bilen veya bu çalışmaları yapan arkadaşlar zaten bilir. Bu kapsamda biz bir teoloji takımı, felsefe takımı, bütüncül tarım takımı, bütüncül bağışıklık takımı diye takımlar kurduk. Ben bu takımlarda lafebesi ağzım herhalde çok laf yaptığı için midir nedir? Beni grup sözcüsü yaptılar. O yüzden ben konuşmalara genelde ben çıkıyorum. Yoksa bütün faaliyetlerimiz ya da şöyle böyle anlattığım ne varsa bunların tamamı takım çalışmalarının sonucudur. Ali İhsan Çiftçi'nin şahsi işleri ya da şahsi bulguları değil. Eğer bugün köylü milletin efendisidir cümlesinin altını çizdikten sonra geçen süreçte birçok gıda çöpe atılırken, birçok tarım üreticisi feryat ederken biz 5 dönüm araziden hem de tarım zehri, sentetik kimyasal gübre kullanmadan hem de yerel, hani atalık diye bahsederler, yerel tohumlarla 5 dönümden 25 bin lira kazanılabildiğini biz ses gitti. Mikrofonumuz kapandı hocam. Ses gitti, ses. Evet, mikrofon açıldı, kapandı, bilginiz olsun. Hani 5 dönümden 25 bin lira kazanma dediniz, ses gitti, buyurun. Kusura bakmayın, bir telefon geldi. Buna bir teknik çözüm üretmem gerekecek sanırım. Eğer 5 dönüm araziden, bunu örnek olsun diye anlatıyorum. Uzun uzun tarım anlatmayacağım, yanlış anlamayın. Buradaki çarpıklığı anlatmak, buradaki yanlışı gösterge olarak ortaya koymak için. Tarım zehri kullanmadan 5 dönüm araziden 25 bin lira kazanılabildiğini bizzat uygulamalarımızda biz yapmak zorunda kaldıysak bunu yapması gerekenler işlerini yapmadığı için.
Eğer onlar yapsaydı bu işler veteriner hekimlerinin, ziraat mühendislerinin işiydi. Benim işim değildi. Onlar yapsaydı ben teolojiyle, felsefeyle veya kendi alanımla ilgilenecektim. Dolayısıyla eğitim anlamında neredeyse şu anda hani sevinç gözyaşları mı dökmeliyim bilmiyorum. Yani hissettiği duygularımı paylaşmam mümkün değil. Ama dört mektep uygulaması benim sürekli söylediğim, tabii ki çok detaylı Özlem Hanım sesimi az geldiğine dair bir uyarıda bulundu. Sesimi diğer arkadaşlarımız duyabiliyor mu acaba? Sesimiz doğru. Geliyor şu anda. Evet, sesimiz geliyor. Biraz geliyor. Azaldı, volümü azaldı biraz sesten sonra ama geliyor. Biraz bağırayım o zaman. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizi takım çalışmalarıyla birlikte yürüttüğümüz için sezgiselakıl.com diye bir web sayfası açtık. Orada hiçbir ticari faaliyetimiz orada yok. Ve işte Muharrem Ali Hocam'ın konuşmaları olsun, belki burada yapılan sohbetler olsun, o web sayfasında hem kendi konuşmalarımızı hem de diğer değerli, sizler gibi değerli aydınlarımızın paylaşımlarını izin aldıktan sonra paylaşıyorum. Peki neden felsefe takımı, neden teoloji takımı? Eğer bir bilginin kaynağını felsefeden, bilim felsefesinden almadan bir şeyler üretmeye kalkarsak, o takdirde o bilgi yanlış ya da o bilgi eksik olur ve insanlığın hayrına medar olmaz. İşte aynı günümüzde olduğu gibi, eğer biz bilimi Yunus Emre'mizin insan, yaratılanı severim yaratandan ötürü felsefesinden esinlenerek bir bilim üretilebilseydi, bugünkü gibi bir vahşi teknolojiyle baş başa kalmayacaktır diye düşünüyorum. Kalmayacaktık diye düşünüyorum. Bu anlamda bazı ortamlarda geçenlerde bir öğretmen arkadaşın yüzüne söyledim. Onun için söylemekte mahsur görmüyorum. Birkaç istisna dışında hiçbir öğretmenime hakkımı helal etmiyorum dedim. Açık ve net. Evet, öğretmenlik kutsal bir meslek ama benim öğretmenlerim, benim şanssızlığım olmasa gerek, ben bir evlat babasıyım aynı zamanda, onun da öğretmenleriyle tanıştım. Bu öğretmenlerimizin, ben eğer 40 yaşında uçak ihracatı yaptığımızı öğrendiysem Cumhuriyet döneminde, Aydın Sayılığı'yla 45 yaşında tanıştıysam, bu öğretmenlerimiz çok ciddi bir sorumluluk altında. Bunları bize daha önce öğretmeleri gerekiyordu. Bu anlamda dört mektep çok önemli, onun için söyledim. Dolayısıyla biz teoloji takımımız haftada bir gün perşembe günleri Kur'an'dan ben ne anlıyorum? Aslına bakarsanız bu takımların sosyal medyadaki asıl amacı hurafeci dincilerin ve hurafeci bilimcilerin yönetim sistemi korkizme karşı bir tavırlanmaydı. Yoksa biz kendi aramızda toplanıp konuşuyorduk. Keyif alıyorduk. İşte 5-10 kendi aramızda kapalı grup. Ama baktık ki hurafecilik hem din hem de bilimi kullanarak ciddi bir şekilde bütün insanlığın üzerine saldırıyor ve en son pandemik politikalarda bunu gördük. Hocam şeyi de açar mısınız siz, ne olur? Hani bu korkizm diyorsunuz. O çok vurguluyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Biz de katılıyoruz artık. Bir de şey, ne diyordunuz? Ruhban'dan sonra bilimban. Ban ekiyle başka şeyleri de çoğaltıyor. Onları da söyleyin ne olur. Ben çok uzatmayayım, zamanınızı almayayım diye hızlıca atlar. Estağfurullah hocam, estağfurullah lütfen. Yani zaten ufak ufak toparlayacağız. Son bir 40-45 dakika yapıp kayıttan çıkarız. Sonra vaktimiz olanlarda sorular olur, tanışmalar olur. Vakti olanlarda bir çay kahve içer devam ederiz. Yani onu bir geçe kayıttan çıkacağız 40 dakika sonra. Buyurun. Teşekkür ederim. Ya da üniversitede iktisat derslerinde gelişmiş ülke diye bana Amerika anlatıldıysa ve orada birçok İşte Taylorcu, Smithçi iktisat teorileri anlatılıp başka iktisat teorilerini öğrenemediysem ben hakkımı helal etmiyorum. Yanlış anlamayın ne olur. Yoksa hepsi, bütün hocalarım çok değerliydi. Hepsinin eli öpülesi meslekleri, o anlamda söylemiyorum. Ama görevlerini herhalde ya ben aptaldım ya da onlar görevlerini tam olarak yapmadılar ki ben bu bilgileri çok geç elde ettim. Tabii içlerinde çok değerli insanlar vardı. Çok değerli öğretmenlerim ve öğretim üyelerimiz vardı. Onları tenzih ediyorum. Şimdi neden korkizm dedik? Adını korkizm koyduk. İzm koymamızın sebebi şuydu. Bilimsel olarak
bir gerçek vardır. Eğer bir kişiyi, bir canlıyı, bu fare de olabilir, insan da olabilir, korkuttuğunuz anda öğrenme yetisini elinden alırsınız. Yani korkan insan öğrenemez. Siz isterseniz huniyle kulağından bilgi akıtın. Akşama kadar tekrar ettirin bazı bilgileri. Ama o bilgiyi korkan bir insanın içselleştirmesi mümkün değil. Bunu nörobiyoloji konusunda çalışmalarda ve deneylerde de görüyoruz zaten. Bu yaptığım açıklama bilimsel bir laboratuvar sonucudur. O zaman korkizmle mücadele etmek gerekiyor ki önce sonra insanlara bir şeyler anlatabilirim. Öğrenemeyen insana biz istediğimiz kadar anlatalım. Korkan insana bir şey anlatma şansımız yok zaten. İşte bazen uyuşmuş gibi bize göre böyle yerinden zıplatacak bilgiler paylaşıyoruz. Grup karşımızda böyle sanki yemek tarifi yapıyormuşuz gibi dinliyor. Yani buradaki arkadaki mekanizmanın korku olduğunu fark ettik. Korku derken sadece düşman saldırısı değil, bir korku filmi seyretmek bile öğrenme yetinizi durduruyor. Yani korkunun sanal olmasıyla gerçek olmasının bir şeyi değiştirmediği amigdala bölgesinin beyinde aynı şekilde etkilendiğini bir nörobiyoloji konusunda, moleküler biyoloji konusunda eğitim almış bir hanım kızımız bize uzun uzun anlattı sohbetlerimizde Twitter'da. O zaman bizim önce korkuyla mücadele etmemiz gerekiyordu. O nedenle de korkizme karşı nörobiyolojik ve felsefi çözümler diye bir oda açtık. Nedeniz? Çünkü korku artık kurumsallaştı. Korkunun bilim insanları var. Sözde diyeyim. Hurafeci bilimcileri var. Korkizmin hurafeci dincileri var. Korkizmin sermayesi var. Korkizmin bürokratları var. Korkizmin medyası var. Nedir bu medya? 15 yaşında genç bir kızı vuran Amerikan askerinin haberini yapamayıp Bağdat'ta kamyonlar yolu kaldırma park etmiş de insanlar rahat yürüyememiş. Bunu haber yapan bir medya varsa bu da korkizme hizmet ediyordur. Yani sömürgeciye hizmet ediyordur. Ben bunu Soros medyası diye kısaca özetliyorum. Bu kapsamda biz çalışmalarımızı bu korkizmle olan mücadelede bir yandan hem bilimsel hem de felsefi. Çünkü soru soran insan korkmaz. Ya da korkmayan insan soru üretebilir. Korkan insan kendisine verilen bilgiyi hap gibi kabul etmek durumundadır. Eğer soru üretemiyorsak, düşünmediğimizin göstergesidir. Ne olur yanlış anlamayın lütfen. Yani bazen biz soru çalışmaları da yapıyoruz Twitter sohbet odasında. Herkese soru sorun diyoruz. Şu konumuz şu. Armutla ilgili soru sorun. Tamamen soru egzersiz yapmak. Beynin nöronlarının sinapslarını o şekilde ara bağlarını çalıştırabilelim diye. Ya da işte bazı çözüm oyunlarımız var. Soru oyunlarımız var. Dolayısıyla bir yandan korkizmin mekanizmalarını ifşa ederken diğer yandan da korkizme karşı üretebileceğimiz çözümleri sürekli sosyal medyada ve kendi aramızdaki sohbetlerde paylaşıyoruz. İşte bu noktada değerli Muharrem Oğlu Hocam ve değerli misafirlerimiz, değerli öğretmenlerim, bence buradaki bütün katılımcılar benim öğretmenim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani bunu yapanlar da dahil olmak üzere. Bu anlamda da biz insanların düşünmesi için, çünkü düşünen insan ancak bilgi işleyebilir. Yani düşüncenin ham maddesi bilgidir. Bilgiyi aldıktan sonra düşünmüyorsak, ezberliyorsak, kıyas bilgisi haline getirmiyorsak orada düşünce yoktur zaten. Orada bir teslimiyet vardır. Orada bir ezbercilik vardır. Bizim eğitim sistemimizde sürekli soruya yanıt arayan çocuklarımız da, az önce hocama da onun için sormuştum, psikolojik harekat ve eğitim dört mektebin konumu anlamında eminim inşallah ileriki derslerimizde çok şey öğreneceğiz kendisinden, hocamızdan bu anlamda. Eğitimimizin acilen soruya yanıt arayan öğrenciler yerine soru üreten öğrenciler metodolojisine dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde cevap arayan soruyu soranın kölesi olur. Onun hizmetkarıdır. Soru sorana hizmet eder. Soru üretemeyen insan. Bu noktada işte biz bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın ve metodolojimizin en basit, bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani yere göğe koyamadıkları tarım sorunları var ya, biz tarım sorunlarını çözdük. Çok da basit. Miş beğer. Ama nasıl? Ortak takım çalışmasıyla ve bize ezberletilenleri bir yana attık. Soru sorduk.
O ilk soru da şuydu Muharrem Ali Hocam, değerli misafirlerim. Yahu dedim ben yıllarca sanayide danışmanlık yaptım. Ciddi söylüyorum, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya yan sanayi. Çünkü fabrikalarımızı bizim ülkemizin kaleleri olarak görüyordum ben. Sanayimiz güçlü olmalıydı ki vatanımızı savunabilelim. Bu anlamda şunu gördüm. Yani orada birebir bir verimlilik bile korkunç karlılıklar sağlıyordu sanayide. Şimdi tarıma bakıyorsunuz, bir tohum atıyorsunuz, bire 100 verimlilik. İlk soruyu kendime böyle sordum. Ya bire 100 verimli olan bir sektör nasıl para kazanamaz? Nasıl verimli çalışamaz? İşte o zaman anladık ve orada işte bütüncül tarım öğretisini geliştirdik. Bütüncül tarım öğretisinde dediğim gibi 5 dönüm bir araziden ayda 25 bin lira kazanabilirsiniz. Bu sadece tarım örneği için söylemiyorum. Sağlıkta da böyle. Geçenlerde bir doktor arkadaşımızı sohbet odasına çağırdık. İnanır mısınız? Bağışıklık sisteminin en önemli kriterlerinden biri oksijen ve sağlıklı etken maddeli gıdayla beslenme. Bir hekim arkadaşımıza onaylattım ben bu bilgiyi. Yani sağlıklı etken maddeli gıdayla besleniyorsak ve o yeterli oksijen alabiliyorsak zaten sağlığımızın %80'ini garanti altına alıyoruz. Şimdi bunlar yoksa o zaman sağlıksızlığımızı garanti altına alıyoruz demektir. Çok uzatmayayım. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bu bilgileri nereden aldık? Öncelikle onu söyleyeyim. Bilgi metodolojisinden. Peki bilgi metodolojisine nasıl ulaştık? Bilim felsefesinden. Bilim felsefesine nereden geldik? Felsefeden. Felsefeye nereden geldik? Teolojiden. Kur'an bir fizik kitabı, kimya kitabı, jeoloji kitabı değildir. Ama Kur'an, yani teoloji, Kur'an son kutsal kitap olduğu için ismini kullanıyorum. Teolojiyle ilgilenmek bilimin anahtarlarını verir. Teolojik bilgiler bizim bilimde çok daha hızlı ilerlememizi sağlayacak bir takım anahtarları bize sunar. Eğer benim teolojik bilgilerim olmasaydı, o yüzden sevgili hocama az önce sormuştum etkisi oldu mu diye, benim samimiyetle itiraf ediyorum. Teolojik bilgilerim olmasaydı, felsefi bilgilerim olmasaydı ne bağışıklık sistemimizle ilgili ne de gıda tarımla ilgili bu tür uygulanabilir çözümleri ulaşmam, paylaşmam, insanlara aktarmamız mümkün değildi. İşte sezgisel akıl bu konularda eğitim, sanayi, gıda, sağlık ve toprak tabii ki bu konularda acilen çözüm üretmek için yaptığımız takım çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Orada bir de kurnazlık yaptık. İnternete akıl yazamadığımız için akil yazmak durumunda kaldık. Hem akil nedir insanlar biraz görsün, oradaki akilleri bir dinlesin diye. İsmi sezgiselakil.com değerli hocam. Bilmiyorum başka sorunuz var mı? Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Şimdi son yarım saat içerisindeyiz. Fehmi Kaynar müsait olursa hemen alacağız onu. Ahmet Güngör hocam, uygun musunuz acaba bir selamlaşsak? Uygunum. Bana 2-3 dakikalık konuşma fırsatı verebilir misiniz? Estağfurullah hocam. Rica edeceğim. Ben özellikle web sitenizi arkadaşlara önerdim görsünler diye. Ben incelemiştim. Evet. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Sizden de bu dört başlığı Ali İhsan Bey iyi bir soru sordu. Biz akıllı çalışıp en az 25 derste, gönlü talim edip 25 derste, töre, tarih ve ahilik üzerine bir 25 ders yapıp bir de emek üzerine çalışmak için 100 tane içerik hazırladık. Ne dersiniz? Hem kendinizden bahsediniz çalışmalarınızdan, hem bize de söyleyecekleriniz olabilir. Şeref verdiniz tekrar. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. O şeref bana ait. Katılımcıları sevgi saygıyla selamlıyorum. Özellikle Muharrem Bey, sağ olunuz, var olunuz. Gerçekten güzel bir etkinliğin açılışını yaptınız. Sizin bir televizyondaki röportajınızda ben Türk Halk Edebiyatı dersinde kullanmıştım. Öğrencilerim de çok faydalandılar bu konuda. Şimdi izin verirseniz ben kendimle ilgili, ben dilciyim, Türk lehçeleri alanında çalışıyorum. Yabancılara Türkçe öğretiminde uzmanlığımız var. Ankara Üniversitesi Tömer'den. İşte Kazakistan, Kırgızistan, Gaziantep, Samsun, Sinop ve şimdi şu anda Giresun Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Burada değerli konuşmacımızın, Ali İhsan Bey'in
Ve Atilla Bey'in, Ahmet Kıymaz Hocamızın çok güzel bir açılımı oldu hakikaten. Benim de kafamda bir takım sorular vardı. O sorulardan birisi şuydu. Üniversitelerimizde kimya, fizik ve biyoloji bölümleri kapatılma noktasında ne acı bir şey. Şimdi değerli üstadlarımız bunları dile getiriyor. Ve ben de diyordum ki şu zamanda biyoloji o kadar önemli ki, kimya o kadar önemli ki, gıda mühendisliği o kadar önemli ki bu alanların içi boşaltılıyor. Bu çok acı bir şey. Burada şu noktaya geleceğim. Benim bir söylemim vardı. Sovyetler Birliği dağıldı. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandıktan sonra 30 yıllık bir süreçte biz hala Marco Polo'nun gerisinde kaldığımızı düşünüyorum. Bilgi bakımından, yani özellikle Orta Asya ile ilgili değerlendirmelerde. Acaba biz bu konuda neden geriyiz? Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Dilimizin lal, gözümüzün kör, kulağımızın sağır olduğu bir dönemde, yani şu anda bilgiye ulaşıldığı bir zamanda birileri bizim önümüze bunları dayatıyor. Gençliğin önüne ve ondan sonra efendim işte bu konuyla ilgili araştırma yapacakların önünde birçok engeller var. Şimdi örneğin yerli tohum niye kullanılmıyor sorusu var. Sanırım bunu çok konuşacağız. Mesela keneviri diyoruz, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Acaba ne gibi bir imzalar attık da biz uluslararası imzalara da efendim tarlada bir yerli tohumun kullanılmasına izin verilmiyor? Bir başka konu da şu, hep şu anda tartıştığımız konunun temel noktasında bilgi dedik, bilgiye çok muhtaç olduğumuzu söyledik. Ben öğrencilerime diyorum ki, şu anda diyorum Çin'den Nobel Edebiyatı'nı alan şahsın ismini biliyor muyuz? Hangi eseri vermiş, konu içeriği olarak habersiz. Yani 2 milyarlık bir halkın kültürü, edebiyatı ile bir uzaklık söz konusu. Artık dünya öyle bir şey oldu ki Türk Devletleri Teşkilatı kuruluyor, ticaret yolları, İpek yolu canlandırılıyor. Bütün bunlar içerisinde hala bizim gençlerimiz, özellikle işte Türk Dili Edebiyatı, dilcili, sosyal bilimlerle uğraşan arkadaşlarım. Hocam o rakamı açıklamak mümkün mü hocam? Hani 2 milyar dediniz, yani 360 milyon diye laf söz yuvarlanırdı. Rakam, Sayın hocam, açıklar mısınız? Çinliler diyoruz yaklaşık 2 milyar buldu dünyada. Bunların edebiyatta diyoruz, Nobel Edebiyatı'nı alan şahsın, evet, ismini biliyor musunuz? Hangi eserini, evet, yazmış, neler yapmış konusunda yani öğrencilerimize sorduğumuz zaman bunlardan bir haber durumda. Dolayısıyla yani bu söylediğimiz noktada bize şu lazım, gelecekten gelen öğretmenler lazım, gelecekten gelen edebi sanatçı lazım, gelecekten gelen müzisyenler lazım, gelecekten gelen iş adamları lazım, gelecekten gelen işte bu aydınlar lazım, bunlara muhtacız. Yani dünü yaşamış ve dünde kalan insanlara ihtiyacımız yok bizim. Şu an bile hocam yani yaşandı ve bitti. Dolayısıyla geleceğe yönelik, gelecekten alacağımız çok şeyler var. Bu konularla ilgili sanırım çok şeyler konuşacağız. Bir de su ile ilgili Atilla Bey söyledi. Ona bir katkı sağlayacağım ve bitireyim. Konuşmayayım diğer konuşmacılara da yer vermek adına. Su konusu hocam, Türk mitolojisinde de hala bugün Orta Asya'da da göçebe toplumlarında mesela bir Kazak kadını efendim kirini, çamaşırını alır, dere kenarına iner, yıkar ve o kiri suya dökmez, yukarıya döker. Asla akarsuyu kirletmez. Ve bir şey daha var bununla ilgili. Diğeri bir çocuk kızamık hastalığına yakalandı. Göç yolundayken işte bir yaşlı kadın sudan geçerken bir adaya bırakılır ve oradan geçir. Yani burada şu var, suyun önemi sadece bilimsel anlamda değil, toplumun yani bir köşebe toplumunda okuma yazması olmayan bir halkın bile beyninde çok önemli bir yer arz ettiğini ifade etmeye çalışıyorum burada. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama ileriki zamanda bana fırsat verilirse bir Türk dünyası kavramı hocam, estağfurullah, var. Estağfurullah, özellikle, evet, zaman ayırabilirseniz hocam. Tamam. Dünyasındaki deneyimlerini, evet, ben biraz biliyorum ama sizden dinlemek bizim için keyif olacak, güç verecek. Evet. Uygun hocam görürseniz. Şimdi şöyle bir şey var Muharrem Bey.
bir Türk dünyası var. Evet, Ahmet Yesevi çizgisindeki bir anlayış çok çok önemliydi. Balkanlara kadar bizim bir Türk kimliğimizle beraber bir İslam kimliği, bunu tartışılacak bir şey yok. Ama mesela Gagavuzlar var, Hristiyanlar, işte Çuvaşlar, Yakutlar, bir diğer Türk dünyasında Budistler, bir toplumlar var. Bir, biz acaba burada nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Bu şey içerisinde, kimlik içerisinde onlarla beraber işbirliği yaparak gençlerimizin iş istihdamı konusunda geleceğe yönelik gençlerimize nasıl ufuklar kazandırabiliriz noktasında hocam, bir takım şeyleri dışlama yoluna onları da dahil edilecek ciddi ve önemli programlar hazırlamak ihtiyacında olduğumuzu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Daha sonra katkımız olursa. Hocam çok teşekkürler. Size küçük bir şey, ilave bir şey ekleyeyim hocam. Gagavuzya'da bir rahip, papazın evinde bir Türk müzisyen arkadaşımız İstanbul motifli baston görüyor. Rölyef kabartmalı hocam. Bizim Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'ndan Turan Yazgan'ın rahmetli. Tabii heyecanlanıyor. Aa, İstanbul diyor. Elini uzatacak. Papaz da rahatsız. Yatağın yanında yatıyor. Baston da onun yanındaki duvarda. Elindeki diğer şeyle bir vuruyor adamın bacağını. Çek elini. Ulan cenabet diyor. O baston İstanbul gördü. Sen ona dokunacak kadar şeref sahibi misin? O baston İstanbul gördü. Cenabet diye azarlıyor adamı. Adam şok oldu. İstanbul gören baston bir Hristiyan'ın nazarında kutsal. Hocam konuşalım. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Ben varlığınızdan, emeğinizden çok mutluluk duyuyorum. Sizi tanımaktan şeref duyuyorum. Vallahi çok şükür Allah'a ya. Sizi hakikaten Allah rızası için çok seviyorum yani. Bunu biliniz. Sağ olun. Hep ihtiyacımız var sağlığınıza, güzel haberlerinize. Eksik olmayın hocam. Yaşar abicim müsait misiniz? Bir selamlaşsak Yaşar babacığım. Sağlığınızı iyi gördüm. Ahi baba hoş geldiniz. Efendim cümleten iyi akşamlar. Sevgili Muharrem Ali Bey. Bu gayretinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ahmet Kaymaz hocamdan, Atilla hocam ve gerekse Ali İhsan Bey'den çok güzel bilgiler aldık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geleceği aydınlatacak bir mantık yapısına sahip olmamız lazım. Yani bu bir mantık yapısıdır. Nasıl? Aydınların nasıl bir mantık yapısı olmalı ki inanç konusunda geleceğe faydalı olabilsin? Ve yine aynı şekilde toplumla, insanlarla birlikte olabilmemiz için nasıl bir mantık yapısına sahip olmalıyız ki çözüm üretelim? Bu konuda sizin de bildiğiniz gibi Ahilik Vakfı ile birlikte biz 1200 aile üzerinde 500 üniversite öğrencisiyle 3 yıl saha çalışmaları yaptık. Kaliteli aile, kaliteli toplum, kaliteli yöneticiler, kaliteli kurumlar, kuruluşlar nasıl oluşturabiliriz diye. Bu 3 yıl saha çalışmaları... Kitaplar da var değil mi Yaşar abi? Tabii kitaplar da 6 tane, şimdi 6.sını yazıyorum kitapların. Kaliteli aile, kaliteli toplum, kaliteli yöneticiler, gerçekten öngörüleri yüksek, geleceği görebilen, toplumu sevebilen, gönülden çalışabilen, azimli, aldanmayan, aldatmayan insan tipi oluşturmak ve bu mantık yapısını yenilmez olarak yaratabilmek. Bunun üzerinde tabii sosyologlarla birlikte bu çalışmalarımızın ölçümlerini yaptık, değerlendirmelerini yaptık. Ne oluyor acaba biz? Ne yaptık? Burada biz şunu gördük. Topluma yaklaşım şekli toplum farklılıklardan oluşuyor. Toplum farklı kimlikler var, farklı inançlar var, farklı statüler var, farklı yaşam şekilleri var, görüşler var. O halde toplum farklılıklardan oluşuyor. Farklı bir takım şeylerden oluşuyor. Bunların ortak noktasına toplumun hitap etmemiz lazım. Bu farklı inançların, kimliklerin, statülerin, görüşlerin ortak noktalarından bir tanesi bilimdir. Bilgiyle, bilime bütün insanlık, bütün dünya saygı duyar. İkinci önemli olan nokta,
toplumun ortak noktası, buna toplum antroposentrizmi mi de diyebiliriz, toplumun ortak amacı da diyebiliriz buna. Toplumu antroposentrizmi, toplumun ortak amaçları konusunda pek aydınlarımız durmuyor. Hatta hiç durduklarını da görmedim. İkinci önemli konu etik değerler, ahlaki değerlerdir. Ahlak insanın süsüdür. Eğer ahlakı geliştirebilirsek bütün farklılıklar buna saygı duyar. İnsanın süsüdür çünkü ahlak. Ahlaklı olursa, insan düzgün olursa birbirine güven duygusu gelişir. Dayanışma ve işbirliği içerisinde olurlar. Bu olmadığı takdirde olmuyor. Diğer önemli bir konu demokrasinin geliştirilmesidir toplumlarda. Bu da toplumun %80-90% ortak bir noktasıdır. Hukuk sistemleri, adalet sistemleri, siyasal sistemlerin adil bir şekilde olması, yerleştirilmesi, bu da ortak bir toplumların arzu ettiği bir şeydir. Diğer bir konu da ekonomik gelişimdir. Yani biz topluma yaklaşırken mantık yapımız, topluma bakarken bilimsel olarak, ahlaki olarak, demokratik olarak ve ekonomik gelişim olarak bakmalıyız. Ve bunların dördü bileşik kaplar gibidir. Bileşik kaplar alttan birbirine bağlıdır. İçerisine herhangi kabın bir tanesinin suyunu boşalttığınız zaman diğerlerinin de suyu boşalmaya başlar. Veya bu bilimsellik, ahlaki ve demokratik ekonomik gelişim konuları arabanın dört lastiği gibidir. Bu lastiklerden bir tanesi inlik olursa eğer araba düzgün yol almaz. Ahlak zayıflarsa ekonomi de zayıflar, bilim de, demokrasi de. Demokrasiyi zayıflatırsan diğerleri de zayıflayabilir. Ama birini güçlendirirsen... Peki hocam, bizim dört başlığımız için ne diyorsunuz? Akıl, gönül, emek... Şimdi tabii emek, ki her şey çok değerlidir Muharrem Ali Beyciğim. Gönül dediğimiz şey apayrı bir konudur. Bu gönül konusuna, inanç konusuyla şu anda girmek istemiyorum. Bu bir deryadır. Yani gönül dediğimiz zaman okyanus olup okyanustan alemlere bakmak demektir. Elbette akıl ve bu, emek ve bir de töre meselesi. Emek tabii ki töre de bunların önemli, hepsini geliştirmek için emek vermemiz gerekli. Bu da yerindedir. Hiçbir fikir yanlış değildir. Hepsi doğrudur. Yeter ki insanlar bir takım fikirler ortaya koysunlar. Bu düzen de şu anda bir disipline ve bir sistem oluşturmuşsunuz. Bunlar da çok güzel. Bu sistemleri uygulanabilir. Peki siz de bize şey anlatır mısınız bir ara vaktimiz olduğunda, yine bu ahilik derslerinde yaptığınız gibi bazı meselelerinizi izah eder misiniz? Memnuniyetle peki, anlatırız. Bizim kitaplarınızı da konuşuruz hocam. Evet, 11 tane konumuz var bizim. Bu 11 peki, tane konuyla bu doğru istikamette çözüm, yapıcı ve çözüm odaklı olmak, doğru istikamette gidebilme konusuyla çalışmalar yaparız. Bu konuda bir şey yok. Ben çok tekrar fazla bir vaktinizi almayayım. Estağfurullah. Zaten bütün biz sizi yine davet edeceğiz. Arkadaşlara sevgi saygılarımı sunuyorum. Hürmetle. Tekrar çok görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Şimdi müsaitse Seher'den bir kanaat rica edeceğim. Sıkılıyor mu, sıkılmıyor mu? Aramızda çok çaba gösteren çok güzel dostlar var. Emine Hanım var mesela. Benchmark'in kızı. O kadar güzel odalar yapıyor ki şeyde, Twitter'da. Allah razı olsun. Yani arayan, sorgulayan, düşünen, yürekten. Ayhan Birinci var mesela. Öğretmenlerle öyle değerli bir çalışma yapıyor. Ayhan. Selam olsun Ayhan'a. Bunlar hakikaten yüreği aslan gibi, gönlü, aklı aslan gibi insanlar. Değerli Seher. Ben bir ev adamı olarak bir ev kadınını anlarım birazcık. Çünkü ev işinde ortak işler içine çekiyoruz. Nasılsınız Seher? İyi misiniz? Hoş safa geldiniz. Sıkıldınız mı? Teşekkür ederim. İlginizi çekiyor mu? Sorularınız olacaksa mesajla da alırım ama bir soru sorabilirsiniz şimdi. Zaman daralıyor diye, buyurun. Hoş geldiniz. Sorum yok. Öncelikli olarak tüm değerli öğretmenlerime ve sınıf arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizle birlikte burada olduğum için çok mutluyum. Şu an kendimi çok şanslı hissediyorum.
herhalde yani üniversitede öğrenim görmek istesem şu anda bu kadar öğretmeni bir arada, bu kadar güzel, gönlü güzel, kalbi güzel öğretmenleri bir arada görme şansım olmayacaktı. O yüzden şu an dünyanın en şanslı insanı olarak kendimi atfediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sıkılmıyorum. Gayet heyecanla dinliyorum sizleri. Öyle söyleyeyim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ayhan, kapanışa doğru sağ olun. Kapanışa doğru bir şey isteyeceğim ama Emine müsait misiniz, Rençmen'in kızı? Uygunsanız bir merhaba deyin. Sizin sesinizi, sözünüzü duyalım. Çünkü Emine hayatı çok güzel sorguluyor. Tam bir ahi evran çizgisinde, ahi bacı, Fatma bacı çizgisinde. Bir Yunus Emre gibi, bir Mustafa Kemal Atatürk gibi, bir Oğuz Kağan gibi, Tuğrul Bey gibi, Osman Bey gibi sorguluyor. Tam bir kardeşimiz, değerli, vatansever, çalışkan, cesur. Ben saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Çok güzel insanlar var bu grupta. Daha da diğerleri henüz gelemediler. Mesaj atanlar var ama dert değil. Mesela Ay Yıldız'ın Hey şiirini yazan Özgür Çoban var. Yolda şu an mesaj atıyor. Az sonra Fehmi Kaynar'ı dinleyeceğiz. Ay Yıldız'ın şiirini bir ara bir okuyun. Hepiniz kendinizi bulacaksınız orada. Emine nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz? Bir buyurun lütfen. Dört ayak dedik, dört konu dedik. Kısa da olsa bir fikir rica edelim. Sonra yine buluşuruz. Sorularınız oldukça da ne olur çoğaltın. Sizden de bir gün çalışmalarınızı bir dinleyelim. Siz de çok sorgulayan bir insansınız. Sonra Ayhan Bey'den de rica edeceğim. O da çok değerli sorgulamalar yapıyor biliyorsunuz. Buyurun Emine. Buyurun. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Yani o kadar methettiniz ki kimden bahsediyor acaba falan diye bir an şey yaptım, duraksadım. Hocam biraz hazırlıklı yakalandım. Teşekkür ediyorum. Yani bana söz vereceğiz diye hiç düşünmemiştim. Keyifle dinliyordum. Ya bu topluluğu bir araya getirdiğiniz için ben size gerçekten bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Katkı sunan herkese çok çok teşekkür ederim. Yani sürecin çok kaliteli sürece ilk toplantıdan belli oldu. Sizlere sadece teşekkür etmek istiyorum hocam. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Sağ olun. Çok naziksiniz. İyi ki de varsınız. Ailenize hürmetle. Yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah neşenizde, muhabbetinizde iki cihana taşsın. Muhsin Çelik, iyi misiniz abicim? Müsait misiniz? Bir selamlaşalım mı? Uygun musunuz? Değilseniz 2-3 dakika sonra da olabilir. Böyle şöyle yaparsanız ne olur? Muhsin abicim, çok karizmatik görünüyorsun. Ya estağfurullah. O kitaplardandır. Benim karizmamdan alakası yok yani. Ne bileyim abi, buradan böyle maşallah şey gibi gördük, Nur Dede gibi gördük. Nasılsınız ya abi? Ya ışık falan dedim, hani insanlar görüyor sürekli en güzel nasıl görünürüm diye birazcık hani emek harcadım, belki onlandır da. Yani ne diyeyim ya, şimdi insanın içine bir ateş düşüyor. O ateş nerede, ne zaman düşüyor? Biz herhalde el espezminde düştü, öyle biliyoruz yani. Dolayısıyla o ateş düşünce sizin elinizde olmadan kapıları çalıyorsunuz, yanlış kapıyı çalıyorsunuz, ayağınız düşüyor, ya düşüyorsunuz yere, bir yere giriyorsunuz, hazır olmadığınız için o kapıdan istediğiniz rahmet alamıyorsunuz. Belki o vakit bu vakittir. Yani burada önemli olan şu, yani insanların bir derdi olacak, vicdanla çalışacak, emek harcayacak ve onun üzerine rahmet yağacak inşallah. Bir dönemden geçiyoruz. Bu ülke, dünya. Ömer Lütfü Mete şey diyordu. Bravo. 300, bana şimdi sayıyı yanlış hatırlayabilirim. Bana 324 tane adam verin. Yani orada evet, bana derken Hazreti Peygamber'in yanında Mekke döneminde inanmış 324 tane adam olursa her şey çok değişir diyordu. Ben de inşallah biz de kıyısından köşesinden toprağının parçası olursak çok memnun olacağım. Bir vesileyle eyvallah, tanıştığımız için herkese saygılarımı sunuyorum. Değerli dostum, zaman ayırdığın için sağ olasın. Güzel yüzünü de, haklı sözünü de duymak çok güzel. Celal Baba, müsaitsen sen de, sonra Ayhan'la bir selamlaşalım. Salih Yalçın, kahraman abim benim. Müsaitse ona da bir merhaba. Yücel Ünlü, senden de kısa bir selam isterim. Hüseyin Atay Ersoy var aramızda. Çok güzel sorgulayan bir beyindir o da. Kahraman bir yürektir. Celal Babacığım, müsait misiniz? Ellerinizden ben öperim muhabbeti. Ben hakkımı Salih Bey'e veriyorum. Aa, aslan babam benim. Ellerini öperim. Hürmetle özlemişim cemalini, sesini. Adı Celal, kendi cemal. Öyle bir Allah dostudur, sağ olsun. Hürmetle babam, ellerinden öperim.
Salih babacığım buyurun, Salih dostum. Salih abi, abilerin abisi sağ olsun. Buyurun. Efendim, cümleden hayırlı geceler diyorum. Yine şikayet ederek başlayayım. Bakıyorum yaş 40'ın üzeri yine ortalama. Yani dünya yıkıldı da biz mi kaldık altında arkadaşlar? Hocam, sen kendin için konuş. Sen yaşlısın diye bizi yaşlı mı zannediyorsun? Bak orada Yücel var, aslan gibi. Ya bak Emine Hanım var 20 yaşında. Gençleri görmek bizim en büyük mutluluğumuz. Hakikaten bu toplantılar zamanında okuyamadığımız için bizim için ekmek su yerine geçiyor. Herkes okurken biz koşmakla meşgul olmuşuz. Ama şimdi bu açığımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Benim istediğim şey bazı insanların belli yaştan sonra eğitilmesi, şekillendirilmesi pek mümkün olmuyor. Biz istekli olduğumuz için buradayız. Bir şeyler ihtiyaç duyduğumuz için, bir şeyler yapılmasını istediğimiz için buradayız. Bütün hedeflerimizin en önemlisi ilk öğretim çağındaki çocukların kültür, örf adet, okuma, anlama ve ileriye yönelik çalışma becerisi nasıl kazanır? Maddelerin içine bunu da eklersek, yani bir ilk öğretim müfredatı konusunun nasıl olması gerekiyor? Bu konuyu işlersek bizden sonra geleceklere bir yatırım bırakmış oluruz. Bir hedef bırakmış oluruz. Çok önemli. Çok önemli. Bunu yapmamız lazım. İstediğim bu kadar. Efendim, herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hürmetle. Çok teşekkür ederim. Celal Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Celal Baba her zaman hoş baba, sağ olsun. Cemali Baba. Ayhan kardeşim, müsait misiniz? Değerli kahraman dostum benim. Siz de çok mücadele ediyorsunuz, sorguluyorsunuz. Öğretmenler gibi dünyanın en değerli meslek erbaplarını arıyorsunuz. Buyurun hocam. Sıkıntı yok. Sesim geliyor değil mi? Şimdi kıymetli hocalarım konuşurken şu aklıma geldi. Şimdi biz malum biliyorsunuz tarımla odalar açıyoruz. Emine Hanım sağ olsun bu konularda çok etkin rol alıyor. Şimdi şöyle yeni tarım sistemleri çıktı. İşte dikey tarım, susuz tarım, sulu tarım çeşitleri var. Şimdi bakıyorum, şimdi neyle kıyas yapacağım? Dikey yapılaşma arttıkça, katlar arttıkça dostluklar, muhabbetler azaldı. Yani ters orantılı. Şimdi yani köyde nedir? Ben Karadenizliyim. Bir ev burada, öbür yamaçta, öbürü burada. Yani birbiriyle böyle bağırarak, o Hasan, Hüseyin gel, işte çaya gel, şuna gel, bağırarak iletişim kurarsınız. Şimdi bizim şu an kaldığım apartman 4 daire üzerine. Yani altım, üstüm, yanım, sağım, solum, yani hani sobe der gibi her yerim komşum. Yani şöyle tık desem adam duyacak, aşağı tık desem alttaki duyacak. Ama ne selam var, ne sabah var. Aşağıdakinin annesi babası ölse haberimiz yok. İşte tesadüf bir kalabalık görürsek, aa ne oldu bir bakalım diyoruz. Ya nasıl bir insanlığı, yani kendimi sorguluyorum, ben nasıl insanım? O benden haberi yok, benim ondan haberim yok. Yani bizim şu an toplum olarak en büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Bugün yani cuma hutbesinde de komşu hakkı işlendi. Burada da konu açılınca o aklıma geldi. Yani böyle düşünüyordum, yani yapayım bir şey ama ne yapayım? Ben şimdi adama selam versem bakıyor bana, bu niye bana selam verdi? Verdiğime de utanıyorum yani. Bir, yani çok affedersiniz, küfür mü ettim sana ya da hakaret mi ettim sana? Yani eyvallah. Böyle öyle eyvallah. Bir yani siz de herhalde görüyorsunuz. Maalesef. Sokakta yürüyorum. Aşın olduğum yüzlere selam vereyim diyorum. Arada böyle selam verince sanki yanlış bir şey yapmışım gibi. O zaman da insan sorguluyor kendini. Yani demek ki selam vermek de artık ayıp gibi bir hale, yani toplum nezdinde
Bu da bizim özellikle çalışmak istediğimiz töre meselesinde bu var zaten Ayhan. Bunu da konuşmamız lazım. Senden de destek isteyeceğiz. Bilgilerinden, görgülerinden, tecrübelerinden. Öğretmenlerle ilgili yaptığın çalışmalar çok kıymetli. Onları devam ettir. Hatta istiyorsan Zoom'a beraber de taşırız arada arzu edersen. Çünkü bir Zoom hesabı açıyoruz. Onun belli boş günleri var. Burada da birkaç saat yüz yüze yazılarla, çizilerle biz de kalabalık öğretmenleri davet ederiz. Seninle çalışmamız lazım kanaatindeyim. Şimdilik dinliyoruz, dua ediyoruz sana. İyi ki de yapıyorsun bu işleri Ayhan. Sağ olasın. Allah razı olsun. Tüm hocalarıma, tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayırlı geceleriniz olsun. Ayhan Birinci'yi takip edin lütfen Twitter'da. Çok aktif, çok zekice sorgulamalar yapıyor. Acımasızca, yani korkmadan, böyle gözün yaşına bakmadan. Emine Hanım da öyle sağ olsun. Ve yiğitçe yapıyorlar bu işi ki bu çok kıymetli. Bu arada Özgür Çoban var. Cevdet Terlioğlu var. Müsaitse Cevdet abi bir proje makinesi. Beyaz Masalarla başladı zamanında Büyükşehir Belediyesi 90'ların ortasında 94-95 ve Türkiye'de değil dünyada en çok projesi hayat bulan devletle, belediyeyle, kamuyla, halkla, vatandaşla örtüşen onlarca değil yüzlerce proje yapan büyük aile, şeffaf süreç gibi ve şimdi Türkiye Gönül Hareketi, Gönül Birliği gibi işin de başını çeken çok kıymetli bir abi sağ olsun. Zamanında ben 99-2002 arası Büyükşehir'de çalıştım ama Cevdet abinin hala zamanında TRT müdürlüğü de yapmıştı vesaire. Cevdet abi uygun musunuz? Müsait misiniz? Bir selamlaşsak. Mikrofonunuzu açabilirsiniz abi. O sol alt köşede kameranın yanında. Abi nasılsınız? İyi gördüm sizi. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selam ediyorum. Hocam şeref verirsiniz. Kısa da olsa bir selamlaşalım ne olur. Sonra da biraz bahsedin. Ne yapıyorsunuz? Epeydir. Gerçi karşılaştık 2-3 ay önce. Arada konuşuyoruz ama. Şimdi ne yapıyorsunuz gibi bir evet. Arkadaşlar sizi de bilsinler. Cevdet Terlioğlu'na lütfen Gönül Birliği'nden de takip edebilirsiniz. Ama kendisini takip ederseniz çok her zaman istifade edilecek kıymetli bir münevver ve iyi bir savaşçı. Bütün problemlerle, sokakta kalanlarla bir çalışma yaptı Allah razı olsun. Hala kış günü hava soğuyunca alınır onlar spor salonlarına, banyosu yaptırılır, yemeği edilir. Hep onların projesini yapan, son dakikasına kadar kontrol eden, uykusuz günlerce çalışan bir abi sağ olsun. Buyur abiciğim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ya, güzel bakışınızdan kaynaklanıyor bu tavrınız. Şimdi 1994'e kadar biliyorsunuz özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan danışmanı olarak girip işte Beyaz Masa gibi arkasından Canlar Donmasın, Beyaz File vesaire gibi projeleri hayata geçirmeye Allah nasip etti. Daha sonra TRT Genel Koordinatörlüğü dönemimizde yeni projeler işte çocuklarla ilgili çocuk televizyonunun, TRT 2'nin haber ve sanat kanalı haline getirilmesi sürecinin gibi birçok projeyi de orada hayata geçirmek mümkün oldu. Onun dışında sosyal sigortalar ki o zaman sosyal sigortalar kurumuydu. Malum insanlar kapılarında günlerce bekliyorlardı randevu almak için. Oradaki randevu sistemi, işte insanların bilgilerinin bir merkezde toplanarak gittiğiniz zaman artık dosya dosya elden ele dolaştırılmasını engelleyecek modellemenin yapılması gibi. Daha sonra belediye başkan yardımcılığı dönemimizde olsun, diğer şirketlerdeki yöneticilik dönemimizde olsun projeleri hayata geçirmek mümkün. Şimdi şu dönemde de yapmaya çalıştığımız bu ortak akıl platformuyla bu akşam bir toplantı yaptık zaten. Orada da bu büyük ailenin yani insanların bir araya gelerek. Sizden sonra da ortak akıl platformundan Fehmi Bey'i dinleyeceğiz. Sizden evet. İnsanların bir araya gelerek var olan insanlardaki var olan kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüştürülmesiyle alakalı. Bu büyük aile sistemini acaba sivil toplum kuruluşlarında nasıl uygularız? Yani devlet de inşallah elimize bir belediye bu işi yapabilecek yolsuzluk ve yoksulluğa karşı çıkan, yolsuzlukla ilgili herhangi bir problemi olmayan bir belediye başkanı veya adayı bulduğumuzda uygulayacağımız zaman inşallah hep birlikte bunu göreceğiz. Ama Fehmi Bey'in orada Sayın Başkan'ın bir talebi oldu. Hocam bunu bir sivil toplum kuruluşunda ortak akıl platformunda başlatamaz mıyız diye. İşte bu akşam onu konuştuk. Başlatılabilir olduğu konusunda kanaat geliştikten sonra belki de Türkiye'de ilk defa bunu bir
bu projeyi bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında herkesin kazanabileceği, herkesin birlikte hareket edebileceği ve potansiyel bir enerji oluşturabileceği hale getirmekten bahsediyoruz. İnşallah bu gerçekleşecektir. Onun dışında da şirketlere özellikle iletişim yönetimi, verimlilik ve şirketlerin son dönemde yaşadığı problemlerle ilgili yönetim danışmanlığımız aynı şekilde gün be gün devam ediyor. Kitaplarınızdan bahseder misiniz? Sizin çocuklarınız da ilimle uğraşıyor. Ondan da kısaca bahsederseniz. Kitaplarınız epey okunuyor sizin. Güzel Konuşma Pratiği El Kitabı, Halkla İlişkiler, Sonuca Ulaştıran Satış, Beyaz Masa, Büyük Aile gibi eserler, kitaplar oluştu. İnşallah bunlar gelecek nesillere kalacak güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü her biri kendi içerisinde bir proje niteliği taşıyor. Kitapların fazla basmasının özellikle mesela Güzel Konuşma gibi ve Sonuca Ulaştıran Satış gibi kitapların çok fazla yani yüzün üzerinde baskı yapmasının sebebi zannediyorum o dönemde bu tür kitapların olmamasından da kaynaklanıyor. Şimdi bizi çok aştı o kitaplar. Yani benim kitapta yazdığım kitapları çok daha geniş kapsamlı hale getirdiler. Biraz oradan kaynaklanıyor. O dönemde olmamasından kaynaklanıyordu. Öğretim görevlisi olmamız hasebiyle de hem Sakarya Üniversitesi gibi, Ticaret Üniversitesi gibi, Aydın Üniversitesi gibi üniversitelerde öğretim görevlisi olmamız sebebiyle hem iletişim noktasında hem de PDR bölümlerinde biraz da oradan kaynaklanan sebeple, hocalıktan kaynaklanan sebeple yıllarca bilimle de aynı anlamda fiili bir çalışmamız oldu. Türkiye Otizm Meclisi kurucu üyelerinden bir tanesi olmam, Türkiye Engelliler Vakfı kurucu üyelerinden, yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi olmam, STK'larda ağırlıklı mümkün olduğu kadar projeyi hayata geçirmeye çalışmak gibi önümüze gelen işleri yapmaya çalışıyoruz. Hayatımızın artık bana göre son çeyrek diye nitelendirdiğimiz son çeyreğinde inşallah bir şeyler daha bu millete bırakabilirsek, arkamızdan da hayır dua alabilirsek, hamdolsun çocuklarımızı da bilim alanında yetiştirdik şükür. Onlar da kendilerince kimi klinik psikolog bir kızım biliyorsunuz, tanıyorsunuz zaten. Diğeri oğlan şu anda zaten bilişim mühendisi ve aynı zamanda yazılımcı olan bir oğlum. Diğerleri tekstil mühendisi ve grafikçi olan bir evladım var. 4 çocuğum var. Bir ikizler var. Artı 2 çocuk, 2 tane daha var. Bir erkek, 3 kızım var çünkü. Dolayısıyla elimizden Allah bağışlasın, yolları açık olsun. Allah razı olsun. Elimizden geldiğince aynı mücadeleyi, aynı şekilde ekipler oluşturarak, şirketler talep ettiği takdirde o şirketlere bir anlamıyla verimlilik, tabii vaktimiz olduğu zaman, verimlilik noktasında çalışmalar, projeler, o şirketlerin taşınması noktası, ileriye taşınması noktasında elimizden gelen bir şey varsa elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ya kusura bakmayın, ben konunun tam ne olduğunu bilmeden çok toplantıdan hocam çıkıp girdim böyle. Anladım. Bak, helal edin. Eğer haddi aşan veya maksadı aşan bir şey oluştuysa kusura bakmayın. Rica ederim abim. Sizi görmek keyifli. Dostlarla da tanışmış olursunuz kısım zamanlı. Bu arada Ahmet Kırmaz Hocam tekrar geldi. Hoş sefalar geldi. Şimdi Fehmi abi müsait derse bir selamlaşalım. Abdülkadir Hocam siz söz alacak mıydınız? Abdülkadir Akkuş. Abdülkadir Bey de Osmaniye ve Kars tarafında çok güzel işler yapıyor, uğraşıyor. Oğlu da yazılım dilini Türkçe'ye çevirmeye gayret ediyor. Öyle bir çalışması var. Bu da önemli bir çalışma. Türkçe yazılım dili, bilgisayar programlama. Bu da önemli. Türk dünyasını kapsayabilecek işlerden biri bu. Zeki bir proje. Çok kıymetli bence. Sağ olsun. Şimdi Fehmi Bey, Ortak Akıl Platform Başkanı. Sonra çok değerli bir, yine bizim Ortak Akıl'dan şair dostumuz var. Özgür Çoban. Onun 100. yıl marşı için bir şiiri var. Ben bir kıtasını söyleyeceğim. Finalde kendisinden dinleyeceğiz devamını. Yani tamamını değil ama bir kısmı, uzunca bir şiir. Kısmetse de besteleniyor. Ben de dahi çok müzisyene uğraşıyor. Ezelden ebede aşk bağlayan toprak olur toprak, ay yıldızım hey, kutlu yola çıkıp Türkçe çağlayan ırmak olur ırmak, ay yıldızım hey diye giden çok güzel bir şiiri var Özgür'ün. Kapanışı onunla yapacağız. Fehmi abi müsait misiniz, bir dinlesek sizi de? Evet, sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam, çok güzel geliyor. Hoş geldiniz, nasılsınız?
tüm dostları ve değerli üstadları saygıyla selamlıyorum. Bu kadar güzel bir organizasyonda bir arada olmaları da ve onlarla da tanışma fırsatı bulmaktan dolayı da ben de çok sevinçliyim. Gerçekten bu dört olgunun bir arada gönüllüleri, sevdalıları, dertlerini bir arada görmek ve bunlarla ilgili mütalaların inşallah süreçte hem toplumumuza hem insanlığa ciddi manada faydalı tespitler yapılacağına gönülden inanıyorum. Ben olayın akıl tarafıyla ilgili görev almışız, öyle takdir etmişiz. Aslında aklımız kendimize yetmiyor ama nihayetinde isim olarak derneğimizin ortak akıl ismi. Biz bu akıl konusunu nasıl bulduk, bu dernekle ilgili çalışma nedir demeden önce ben kendimle bir kısa bir bilgi vereyim. Ben iş adamıyım, 66 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Daha önce sanatsal ağırlıklı çalışmalar yapıyorduk. Şu anda sanayi ile ilgili çalışmalarımız var. İş adamlığının yanında daha önce tabii dini konularda cemaat yapıları veya sosyal faaliyete yakın bir takım STK'ların içinden geldik. Orada aldığımız deneyimlerle, yurt içi ve yurt dışı deneyimlerle pişmeye çalıştık. Tabii 20 seneyi geçen aynı zamanda bir Kur'an anlama çalışmaları, Kur'an tercümeleri sürecimiz var. Buradan kaynaklı hem MP3 hem AFK ayetlerle belli bir donanımla bu saatten sonra bir misyon yüklenmeye çalışıyoruz. O da nedir? Rabbimizin verdiği misyon, yani aklın, irade sahibi yaratılmış olan varlığın, Allah'ın en müttena yarattığı varlık olan insanın iradesiyle önce kendisini, Rabbini bulması ve ondan sonra da o yaratıcının vermiş olduğu aşkerane programı hayatına uygulayarak hem dünyada hem ahirette mutlu olacağını anlayabilecek bir varlıktır insan. Biz bunu hem hayat deneyimlerimizde hem de Rabbimizin okuttuğu mesajında anlıyoruz ki insanoğlu bu dünyaya başıboş bırakılmak için gönderilmedi. Gelirken de giderken de bir iradesi yok. Belli bir yaşamı, hayatı kendisine bir imtihan şuuruyla yaşaması ve bunun gereğini yapması istemiyor. Yarattığı kullara ve bu kullara hizmet edebilecek hayvanat, insanların hizmetine verdiği bitkiler, doğa, madenler, göller, denizler, tabiat, her türlü şeyi insanın kullanımına, tasarrufuna vermiş Rabbimiz. Ve biz bize demiş ki yeryüzünde sen benim halifemsin, irade sahibi bir varlıksın. Bu iradene göre yeryüzünü şekillendir ve Rabbinin öğretileriyle hareket et. Hem bu dünyada mutlu ol, hem ahirette mutlu ol. Biz genel anlamda Kur'an'dan da bunu anlıyoruz. Aklın yolu bir derler. Bunu dünyalık olarak da tabir ettiğimiz yaşamımıza baktığımız zaman da birçok doğrunun Rabbimizin verdiği mesajla aynı anlamda bizi mutluluğa ve huzura sevk ettiğini anlıyoruz. Şimdi akıl konusuyla ilgili irade sahibi olan varlığın ne yapması gerektiğiyle ilgili yaşadığı ortamı gözlemleyen, yaşadığı ortamla ilgili sorumluluğu, sıkıntıları, dertleri tespit eden bir varlık bununla ilgili bir çaba ortaya koyar. Bu çabaya da Kur'an şöyle diyor, iyileyemedin kötülüğü nehyeden bir misyon yüklemeyi bize tavsiye ediyor. Tabii ki bu sorumluluk bilinciyle ilgili olan insanlar için geçerli. Yani takvayı da aslında sorumluluk bilinci olarak açıklayan bazı alimler var. Ben buna katılıyorum. Rabbine karşı sorumluluğu, vatanına, ülkesine karşı sorumluluğu, ailesine karşı sorumluluğu, kendine karşı sorumluluğu bilebilmesi o akıl ve iradenin en iyi kullanılmasıdır.
Bununla ilgili almış olduğu peki, eğitim... Peki abi bir de sizden şey de rica edeceğim abi. Siz bu 100. yıl için de bir 100 proje hayırlı işler devam ettiriyorsunuz. İyilik haberleri diye çok güzel bir format başlattınız. Kalıcı iyilik gibi bir... Oraya nasıl geliyoruz Muharrem Bey? Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet, yani, aklı kullanan insan sorumluluk bilincinden bahsetti. Bakınız, toplumana sorumluluk bilinci bize evet sosyal çalışmalarda o türlü projeler etmiştir. Hayatımızın tek gerçeği o projeler değil ama hiç kimsenin bu zamanda kendinden başka bir veya yakın çevresi ailesinden başka bir şey düşünmediği anda biz toplumsal sorunları düşünüp yüklenebilen bir varlık olabilmemiz yine bizim inancımızın getirisidir. Biz bir marka model için veya bir kimseye reklam için bunları yapmayız. Biz yalnız Rabbimizin rızası için yaparız. Bir kere bu olguyu bilmek lazım. Çünkü ne dedik başta? Akıl eğer Rabbini bulamıyorsa bu irade sahibi bir insan o aklı iyi kullanmadığı ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı düşünmeyle ilgili ve akletmeyle ilgili 450'ye yakın toplam ayet var. Türevleriyle beraber aklı ve düşünmeyi 800'e yakın ayette dile getiriliyor. İnsan düşünen bir varlık. Filozofların dediği gibi düşünen bir öyle düşünen bir böyle demek istemiyorum. O kelimeler de bazen zayıf bir kelimeler bana göre. Ama çok değerli bir mahluk, eşrefi mahluk insan. Buna göre ne yapması gerekir? Evet, geldik gidiyoruz. Belli bir kemal yaşına geldik. 50 yaşını ben geçmiş vaziyetteyim. 57 yaşındayım. 60-70 olan abilerimiz var burada. Onlara da soralım. Biz de cevaplayalım. Bu akıl bize neyi düşündürüyor? Nasıl bir muhasebe, nasıl bir hesap yaptırıyor? Ya niye geldik, niye gidiyoruz? Ne yaptık, ne yapacağız? Tamam çoluk çocuk geçim derdi filan onların şeyleri. İyi de bu mu? Yani bunu yanlış anlayamadım. Hayvanlar aleminde de annelik, babalık veya işte ebeveynlik duygusunu vermiş. Onlar da koruyor, yavrularını geliştiriyor, hayata hazırlıyor. Yani onlardan farkımız ne olabilecek? Biz aynı zamanda Rabbine de kulluk etmeyi birinci planda görev atfetmemiz lazım. Rabbimiz bize ne diyor ki? Yalnız bizim anladığımız gibi din anlayışı yalnız ibadet değil. Geleneksel anlayışta. Daha önceki konuşmacı arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi yani bir örf dini, töre dini haline gelmiş gerçek İslam'da değil ama Allah'ın mesajında diyor ki siz yeryüzündeki kötülüklerle gücünüz yettiği kadar uğraşıp iyilikleri yaymanız gerekir ki bu dünyanızda cennet olsun. Bu bir Allah'ın yüklediği bir misyondur. Bunun farkına varan insan toplumda sosyal çalışmalar yapar, güzellikler üretir. Yanlışlara karşı durur, güç birliği yapar, eylem birliği yapar. Akıl birliği yapar, gönül birliği yapar. İşlerini onlar istişareyle yaparlar diyor, dünyalık işlerini. Peki şimdi, abi siz bir şey söylediniz geçen konuşurken bir şey söylediniz. Ben bayağı bir kala kaldım böyle. Hani dediniz ya, Hazreti Muhammed bugün olsaydı ne yapardı dediniz ya. O çok bana böyle bir... Şimdi oraya da geleceğiz. Gibi. Yani önce müminin vasfını, önce o akıl sahibi, irade sahibi kulun vasfını inceliyoruz. Sonradan da o kulların tabii ki önderleri... Onların Allah'ın gönderdiği elçiler en değerli kulları. Nebiler ve Resullerin bir de misyonunu gördüğümüz zaman bakıyoruz ki yaratılış gününde hani diyor ki karnında okuyacak, gözlücük yapacak bir varlık mı yarattın diyor melekler Rabbimize. Ama o da ne diyor? Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Yani o kadar güzel aslında bir halife dediği Allah'ın bir kul yaratmış ki bunun çok güzel ve mükemmel işler ortaya koyan Kur'an'da sabikunlar, ebrar dediği, ashab-ı meymanen dediği, takva sahibi, erdemli insanlar, bilge kişiler olduğunu anlıyoruz. Bu kişiler hem sorumluluk sahibidir Rabbine, hem topluma, hem insanlığa bir gönül borcu vardır. Vatanına, milletine, insanlık için çalışıp ürettir ve onların hayatlarını kolaylaştırır. Onların önündeki kötülükleri kaldıran bir insan olduğunu tekrardan dile getirmiş olduk. Ama o çalışmaların içinde tabii ki güncel okumaları da yapması gerekiyor. Bir, dünkü güzel sevgisel akıl toplantısında kısa bir süre iştirak ettim. Orada da arkadaşlara ifade etmeye çalıştım. Yani bize Rabbimiz kitabın yanında bir de hikmeti gönderdiğini söylüyor. Birçok Nebi ve Resullerin 11 tane yakın ayette
Davut'a, Süleyman'a, Musa'ya, İsa'ya kitabı verdik derken hep yanında kitabı ve hikmeti verdik diyor. Aynı zamanda Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de geçen ayette de yine kitabı ve hikmeti verdik diyor. Hikmet nedir? Aklın çok güzel feraset, izan içinde basiretle bakan, gören bir insanın en iyi tasvir edebileceğimiz faydalı şekilde Rabbinin verdiği yetiyi kullanan varlık olabilmesidir. Bir de aklını kullanmayanların halinden bahsediyor kitap. Ve günümüzde de bakıyorsunuz çok kötü yollarda, çok kötü işler yapan zekalar da var. Bu aklı çok kötü kullananlar da var. Onların da kör ve sağırlar olduğunu hatta ifade ediyor. Ben şimdi burada fazla dağıtmadan gelmek istediğim nokta şu: biz verilen bu bilgi birikimini hikmet kavramıyla beraber hayata bakışı ve sorumluluk anlayışlarını birleştirdiğimiz zaman şu anda günümüzde yaşadığımız toplumdaki sıkıntılar, bu sıkıntıların çözümüyle ilgili erdemli kişilerin üstüne düşen görev nedir? Yine Kur'an'dan aklıma geliyor Hud suresi 116'da. Sizden önceki kavimlerde erdemli olanların kötülüklerle mücadele etmesi gerekmez miydi diye bir mealen bir ifade var. Yani ben erdemli olan kişilerin toplumdaki sıkıntı ve sorunlara, insanların hayatlarında onları çok büyük bazı ceremeler çekmesine sebebiyet veren sorunlarla ilgili kendilerini muhatap kılan ve bunların çözümcüsü olmaya çalışan mümkün olduğu kadar gücünle ama bireysel olarak yüklenmeyip aklıyla da takım çalışması, ekip ve işbirliği yapan, organizasyonlar kuran, koordine olan insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu amaçta STK ve o türlü çalışmalara biz de girmeye çalıştık. Amaç hem milli hem manevi anlamda faydalı işler yapmaktı. Çünkü biz Rabbimize kulluk borcu kadar vatanımıza da bir vatandaşlık borcumuz var. Biz bu memlekette doğduk, büyüdük. Bu memleketin ekmeğini, suyunu yedik, içtik ve bu memleket için üretmek zorundayız. Bu memleketin gelişip muasır medeniyetler seviyesine çıkma noktasında bizlere düşen görevleri yapmak zorundayız. Ama maalesef, diğer arkadaşlarımızın, abilerimizin de ifadelerine katılmamak mümkün değil. Ahmet Kaymak abimizin veya Ali İhsan Bey'in, Ahmet Beylerin, Atilla Beylerin ifadelerinde olduğu gibi acı gerçekler canımızı yakıyor. Bakıyoruz ki bu güzel memleketimiz mahkus tahliye ve bir takım acı süreçler ve mağdur olan insanlar ve hala tam bir içindeki çağ gelişmiş ülkeler seviyesine gelememiş bir ülkenin, vatanın insanlarıyız. Tabii bu konuda deneyimle, tecrübelerle, tarih bilgisi, önündeki süreçler bize gösteriyor ki 100 senelik bir mücadeleden sonra tam olarak kurtuluşu elde edememiş bir memleketiz. Birçok konuda ekonomik olarak, siyasi, sosyal, stratejik anlamda dışa bağımlılık devam ediyor. Kendi üretimini, kendi ekonomisini, kendi bilimini, teknolojisini üretip bağımsızlığını elde edememiş. Bu noktada yapılması gereken çok şey var ülkemizde. Gayret var, gayret edilmesi gerekiyor. Bakınız, eğitim seviyemiz çok düşük. Eğitimin içinden çıkan insanlar, ki benim GESAS derneğimizin de, Orta Akıl Derneğimizin gelmesi odaklandığı nokta gençlik ve aile. Çünkü aile bir toplumun temelidir, çekirdeğidir. Genç de o meyvanın çekirdeğidir. Yani biz yarınlara bu genç nesle nasıl bir ülke bırakacağız? Bunlar için nasıl bir çalışma yapılması gerekiyor? Gençlerin sorunları nedir? Ailenin sorunları nedir? Bunlar için farkındalığı arttırarak, bilinci arttırarak toplumda bir sosyal sorumluluk duygusu oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal farkındalık oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili derneğimizin medya programları da oldu. Bir takım internet sitelerinde söylerseniz abi, hem derneğin hem de iyilik haberlerinin internet sitesinde söylerseniz oradan da takip edersiniz. Evet. Orada da değişik, tabii ki internet sitesinde incelenmesi lazım. Ben her birini anlatmam mümkün değil. 35'e yakın televizyon programımız olmuş.
1000'e yakın öğrenciyi korona gibi en kapalı dönemde bile yarıştırma yaparak iyilik olgusunun kavramını işledik. Aslında fırsat bulsaydık adalet, ahlak, sevgi, dostluk kavramları da işlemek isterdik. Ama inanın buna bu Kültür Bakanlığı'nın yapması gereken bir projeyi yaptık biz. O kadar kötü bir dönemde bu çocuklara bu olguları çizdirdik. Onların çizdiği resimler, karikatürler, hikayeler ve kısa filmler var. 78 taneye yakın. İnşallah yarın İstanbul'da olan arkadaşları varsa kadın kolu çalışmalarında yarın çok değerli bir arkadaşımızın kısa film özel mansiyon ödülü verdiğimiz bir İlik Haber Mahallenin En Güzel Abisi filmini kısa filmini göstereceğiz. Bize şey, özel bir ödül verildi. Bu YouTube hatları için web sitelerini söylerseniz hem derneğin hem de İlik Haberlerini takip ederler. www.odap.org bizim web sitemiz o. Odap da deseniz çıkar zannedersem. Etkinliklerimiz yani normal şu anda STK'lardan çok farklı. Biz gerçekten hem milli hem manevi bir yüklenişle çünkü bir ortaya bir olgu koymak istiyoruz. Yani tabela derneği olmaya çalışmadık kesinlikle. Zaten daha önce Yeryüzülük Hareketi, Dünya Şehit Çocukları Vakfı gibi bir takım başka cemiyetlerin de içinden yetiştiğimiz için onların kurucularındanız aynı zamanda. Aynı zamanda hocam yüzlerce hatta binlerce STK ile de buluşmaya çaba gösteriyorsunuz. Evet, sonuç olarak toparlayacaksak süremiz kısa herhalde. Siz de arkadaşlara söz hakkı verdiniz. Yok, süreyi açtık, kaydı bitirmemiz gerekiyor. Onun için o zaman ben toparlayayım. En son bir de söz hakkı kaldı. Zaman da az kaldı herhalde Muharrem Bey ama bu hakkı bir dahaki bölümlerde kullanırız. Erken buluşuruz, saati ayarlarız. O zaman bağlayayım erken... o zaman. Şu anda ettiğim projelerden birkaç tanesini söyleyeyim. Bir tanesi firma okul işbirliği, sanayi ile iş adamlarının eğitim kurumlarına her sanayiciye bir okul. Hamilik projesi var zaten devletimizin kanuni. Bunların bir tanesi bunu takip etmeye çalışıyoruz. Çok zor dönemlerde eğitim 2 sene kapalı kaldı biliyorsunuz. O dönem öncesi planlanmıştı. Eğitim sonrası da açılan dönemde işte şu anda bu dönemde de bunlarla ilgili girişimler başlatmaya çalışıyoruz. Bir tanesi bu iyilik haberleri dediğiniz gibi özellikle bu facia, cinayet, tecavüz, gasp bilmem ne, savaş bilmem ne, intihar, kötü haberleri toplumsal psikolojiyi bozan haberler yerine insanlığımızı hatırlayan güzel haberler yapalım dedik. Bir de iyiliğin ve güzelliğin örneği olsun dedik bu portal. Öyle de bir iyilik haberleri diye de bir portalımız var. Bunu da not alan arkadaşlar bakabilir. Orada da ülkemiz için, insanlık için güzel işler yapan örnek çalışmaları koyuyoruz ki rol model olsun. Bunları diğer STK'lar da çoğaltsın. Bireysel olarak da yapılacak şeyler de var ama genelde cemiyet çalışmalarına uygun prototipler üretmeye çalışıyoruz. Bunun dışında sağ olsun Cevdet Bey bugün misafirimizdi. Oradan programa yetişmişler adam. Böyle değerli arkadaşlarımızla, aydın münevver insanlarımızla 100. yıla ülkemize 100 tane aydın münevverin bir araya getirilmesi sizleri şu anda yaptığına benzer. 100 tane STK yine gönlü güzel girişimci arkadaşlarımızın, duayen kardeşlerimizin kendi branşında öncülükle açtığı bu yarışta bu güzel insanların da toplandığı bir platform hedeflenmekte. Bir tanesi de bu projelerin. Onun dışında acizane kendi insanlarımıza istihdam ve iş bulma diye bir projemiz var. Hep realiteye uygun, insanların gerçek güncel sorunlarına uygun işler yapmaya çalışıyoruz. Bu işleri yaparsak daha katma değerli işler yapacağımıza inanıyoruz. Daha önce ORDAP'ın kuruluşunda tüm branşlarda eğitim, sağlık, hukuk, adalet, bilim, teknik, ekonomi, doğa, ekoloji, insan kaynakları gibi branşlarda da aslında yoğun çalışmalar hedefledik. Fakat bu süreçler bizi etkiledi tabii geçen dönem. Şimdi yaz dönemi falan. İnşallah bundan sonraki dönemlerde komisyon oluşturularak akademisyen arkadaşlarla, bilgi arkadaşlarla, dertli arkadaşlarla biz bu branşlarda da sosyal proje üretmek istiyoruz. Toplumumuzun önünü açan sosyal projeler üretmek istiyoruz. Medya bölümümüzde bunları kamuoyuna tanıtıp aynı zamanda da Ankara hükümete de bakanlıklara, bürokratlara da ulaştırılabilecek sosyal çözüm reçeteleri ulaştırmak istiyoruz. Yani gönlümüzdeki hedef aslında ülkemiz değil, dünyaya da ulaşmak isteyen bir nokta var ama öncelikle kendi yetiştiğimiz topluma borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu sıralara, bu topraklara,
ödememiz gereken borcun olduğunu biliyoruz. Rabbimize kulluk borcumuz ve vatan borcumuz var. Ondan başka da bilmiyorum. Borcu olan varsa gelsin. Allah'tan başka hiçbir borcumuz yok diyorlar ya. Sizin şeyle de irtibatınız var değil mi? Türkiye Omurilik Felçleri Derneği ile de irtibatınız var. Yakınlarınız var değil mi? O detaylar şimdi girmeyelim. Ben diğer arkadaşlarımla söz hakkını şey yapmıyorum. Çok şeyler var ama bak burada reklam çekimi anlatmak istemiyorum. Bunları yarın öbür günkü sosyal çalışma reçetelerde inşallah ifade ederiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum bu kadar güzel insanları bir araya toplayan bir organizasyon kurduğunuz için sizleri Muharrem Bey. Ahmet Bey size bir mesaj yazmış. Ahmet Hocam, Ahmet Güngör size mesaj atmış. O mesaj kısmını okuyabilirsiniz. Ben de katılıyorum dediklerine. Fehmi abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kaydı bitiriyorum. Ahmet Güngör Bey'e. Serbest geçeceğiz. Bak, teşekkür ediyorum diğer arkadaşlara da. Tekrar onlarla bir arada olmak tam dolayı çok sevinçliyim. İnşallah onlardan da çok fikir alacağız, istifade edeceğiz, akıllı birleştireceğiz, emeği birleştireceğiz, gönlü birleştireceğiz, güzel işler üreteceğiz. İnsanlık için, dünya için bir şeyler üreteceğiz ve bu kubbede hoş bir seda bırakmak bizim derdimiz. Ve bu uğurda canımızı vermiş olalım. Biz başka bu saatten sonra bir şey beklemiyoruz. Biz artık bundan sonra yok gelecek endişe kaygısı, yok bilmem ne filan. Belli bir yaştan sonra zaten insan böyle hissediyor. Bundan dolayı da bu değerleri üretmek bizi çok mutlu ediyor. Yani belki de sonsuz bir mutluluğu düşünüyorum bu işleri yapınca. Hissediyorum. Daha da iyi yapılacak işlerde olabilecekse takım çalışmasında, el birliğiyle, iyi bir organizasyonlarda çok daha mutlu olacağız inşallah. Şimdiden eyvallah. Ben tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah süreç içinde onlarla da katkı alırız. Bizim İhsan Bey'in bir sözü var. Tayinimiz çıkana kadar diyor. Anne rahminden bu dünyaya tayinimiz çıktı, insan olduk. Buradan da öbür tarafa tayinimiz çıkana kadar diyor. Hayırlı tayinler olsun. Valla cümlete. Çok teşekkür ederim. Celal Baba müsaitsen dört başlık dedik. Aklına gönlüne bir şey gelirse. Akıl dedik. Anlayalım bunu bir daha. Siz de emek vermiş bir insansınız. Bir de töre. Siz de töreyi en iyi bilenlerden birisiniz. Bir kapanış konuşması. Bir iki dakika yapınız. Kayıttan çıkalım. Serbest kürsüde de sorusu olanlara sorularını direkt uzmanlarına, muhataplarına tevdi edelim. Buyur Celal Babacığım, kapanışı sizle yapalım. Buyurun. Bilen, seven, veren tüm katılımcıları muhabbetle selamlar. Hiçbir gönüle kalp kapısı kırılarak girilemez. Akıl yaşım 70, gönül yaşım 35. Edemedim ikisini eş. Aklım diyor dinlen, gönlüm diyor koş. Aklım diyor durul, gönlüm diyor coş. Emek alın ve akıl teriyle sağlanır. Alın teri ve akıl teri yoksa ve her ne yapıyorsak en iyisini, en ahlaklısını, en kalitesini yapmayı nasip eylesin. Önce kullarımız yardımcı olsun. Yaradan zaten o işini biliyor, ona biz karışamayız. Töre, türetmekten geliyor. Yazılı olmayan geleneklerimiz kanun ve kurallara uyma anlamında kullanılıyor. Takım elbise giyeriz. Onun bir cebi vardır ön tarafta. Mendil cebi deriz biz ona. İşte oraya mendili koyanlar çok olur. Ama o mendilin karşısındakinin, eşitinin ya da bir arkadaşının gözünde sevinç, gözyaşı gördüğünde silme işine yaradığını, halay başı olunca da sallama işine yaradığını bilerek koyuyor muyuz mendilimizi cebimize? Bugün İstiklal Marşı'nın kabul olduğu gün, yazanın babası adını Ebced Esar'ına göre Rekif koyar. Ekmek bir de anlamına geldiği için adını Mehmet Muhammed yerine Akif koyar. Akif sebat eden, ibadet eden demektir.
1453 harf 571 heceden oluşturur. Başında korkma yazmaz. Şanlı ordumuza yazar. Sonu hakkıdır hakka tapan milletimin derken hak 8 Kasım Rumi takvimde ayın biridir. O günde bilenler tarafından hak günü olarak kutlanmaktadır. Ben de 8 Kasım'ı yani Rumi'nin birini hak günü olarak kutlayanlardanım. O gün bizde gençler arasında müsabakalar yapılır. Cross. Yaşlılarda atıcılık. Fıkra yarışmaları yapılır. Yolda giderken Bektaşi'yi görmüşler. Ezan okunuyor ama devam ediyor yoluna. Arkadaş borcun var mı? Ne borcu? Hani namaz, niyaz, oruç. Sen onu bana soramazsın. Sen bana bakkal borcunu sorabilirsin. Onu yalnız yukarıdaki sorar bana. İşte bu gibi şeyler yapılırdı. Bir de 1273 Şebin Arız Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü. Değirmene diyor buğday götürmezsen un alamazsın. Benim kabrimi yeryüzünde aramayınız, ariflerin gönlünde arayınız. Evet, dört maddede de böylece bahsetmiş olduk diye düşünüyorum. Vakit çok geç oldu. Eyvallah. Adamı, teşekkürler Celal Bey. Akıllı olduğunu nereden bilirsin demişler. Konuşmasından. Ya adam konuşmuyorsa sahi öyle akıllı adamlar var mı demiş. Ben de o gruba girmek istemiyorum. Herkesi muhabbetle selamlıyorum. Rengarenk giyinip gelmişsiniz. Davet edilen yere üşenme git. Edilmeyen yerde görünme. Erinme görünme diye bir tabir var halk arasında. Belki bir töre sözü de olabilir. Rengarenk giyinip gelmişsiniz. Hepinize bu elbiseler çok yakışmış. Ancak sizin bu elbiselerinizi yağmur ıslatır, güneş soldurur. Size asıl yakışan elbise güneşin solduramadığı, yağmurun ıslatamadığı demokrasi elbisesi giymişsiniz bir defa. Bir gecelik gibi çıkarıp atmak niyetinde değilsiniz asla. Muhabbetler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ahmet Hocam, tebessümünüz karanlıklıkları aydınlatıyor. Eyvallah. Ahmet abiciğim sağ olsun, yüzü hep gülsün iki cihanda. Özgür Hocam müsait misin? Senin şiirinle kayıttan çıkıyoruz. Evet evet. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii çok uzun bir şiir. Ben 3-4 kıtasını okuyacağım. Bir başından, iki ortadan, bir de sondan okuyup bitireceğim. Merhaba hocam. Ben tabii ortak akıl ve ortak gönül merkezinde herkesi kucaklayan bir şiir yazmaya çalıştım. Yarışmada derece aldığını söyledi Muharrem abi sağ olsun. Tabii ben yarışma için yazmadım. 2015 yılında yazmaya karar vermiştim. 6 yıl notlar aldım. Yani sadece gönülle yazmadım. Şiir genelde gönülle yazılır ama hani burada Türkiye üzerine, yıldızımız üzerine olunca böyle aklımı da kullanmaya çalıştım. Ve son bir yıldır da edebi değeri üzerine çalışıyorum. Hani Fransızca'da epigraf kelimesi var. Üstadlar daha iyi bilecektir. Ben de şiire bir üst not, şiire dair bir not koyayım istedim. Şiire dair ama dahil değil. O not da şu: mahşer günü altında toplanacağımız Livaül Hamd isimli şükür sancağı dünyada bir bayrağa benziyorsa o da ay yıldızımdır, ay yıldızımızdır. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor. Tamam. Ben bu duygularla birkaç dörtlüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki programlarda tamamını ya da daha uzun bölümlerini paylaşmak nasip olur. İnşallah. Ezelden ebede aşka bağlayan toprak olur toprak, ay yıldızım hey. Kutlu yola çıkıp Türkçe çağlayan ırmak olur ırmak, ay yıldızım hey. Mevlana sırdaşın, Yunus dildaşın, aşk alevi yakar Hacı Bektaş'ın, sazının telinde Neşet Ertaş'ın, bozlak olur bozlak, ay yıldızım hey. Çerkezi romanı halis niyetle, sevelim insanı samimiyetle, türküyle, kürdüyle, lazıyla, etle,
tırnak olur tırnak. Ay yıldızım hey. İzmir'i sel vursa Muş olur talan. Van'a ateş düşse Muğla'dır yanan. Yârim Adıyaman, dostum Ardahan, şırnak olur şırnak. Ay yıldızım, hey! Sağ yanım Fazıl'dır, sol yanım Nazım. Cahit, Arif, Akif, Fuzuli lazım. Sanat, irfan, ümran, gönül niyazım, ahlak olur ahlak. Ay yıldızım, hey! Gökteki haliyle alıp götüren, nazlı hilaliyle derdi bitiren, gönül coğrafyama huzur getiren, bayrak olur bayrak, ay yıldızım, hey! Yüz yıldır açsa da gül, lale, zambak, bin yıldır vatandır kan rengi toprak. Dünyaya bir bayrak, mahşerde ancak, sancak olur sancak, ay yıldızım hey, ay yıldızım hey, ay yıldızım hey. Harika. Eyvallah. Eyvallah. Özgür hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür değerli ederim. Dostlar, Özgür eyvallah hocam. Yine buluşalım kısmetse. Bize de eğitimler verin, katılın. Yakışıklı delikanlıya da selam olduğunuza. Özgür değerli bir dost sağ olsun. Şiiri de çok okundukça daha çok keyif veriyor. Fark ettiyseniz Ahmet Güngör hocam, değerli Muhsin, kıymetli Seher kardeşim, değerli Ayhan, ismini anamadım diğer tüm dostlar, Nur Muhammed, Orhan Çağatay, selam olsun size de, sabrınıza minnettarım. Özlem geç geldiniz ama olsun, Allah razı olsun hepinizden. Efendim farkındaysanız hemen hepimizde bir öğrenme merakı, dediği gibi Salih Bey'in anlama çalışması, bir de en güzeli paylaşma sevdası var. Yani bu çok güzel bir nur, çok değerli bir şey bu. Yani bakınız, Cenab-ı Allah istihdam eder, efendiler, erenler, zahi etmez. Bir Mefar Özavcı diye bir albay dostum var. Kan Kırmızıydı Kar isimli kitabını yazdı. Geçen Twitter sohbet odasında da anlattım. Uyanış Yayın Evi'nden bizim Ahmet Bilgehan Arıkan çıkardı, Yaman Arıkanlı oğlu. Yahu kitap baskı öncesi elime geldi, düzeltme, okuma, işte katkı için. Ağlamaktan bitiremedim ki. Bir iki sayfa okuyorum, ağlıyorum. Bir iki, Allah'ım nasıl bir ruh? Nasıl bir mücadele, nasıl bir güzellik, kurban olurum ya. Çanakkale'nin ruhu var ya, nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Bir solcu komutan vardı ya, diyordu. Terlik izni, bahanesi, dişi, şişi, kıldı, tüydü. Bunlar talimden kaçanları, bir küçücük işte kadın erkek fark etmiyor. Tahta kılıç veriyorsun, hedef bu tepe diyorsun. Hadi fırla diyorsun. Ya diyor, hastası bilmem nesi, zayıfı, şişkosu, Allah 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 diye bir saldırıyor o tepeye. Zannedersin ki hakikat düşman. Nasıl birden değişiyorsun ya? Az önce terlik izni diye kaçıyordun, bahane arıyordun. Şimdi en önde koşuyorsun, ayağı ağrıya. Yani bakınız, bir hakikatle karşılaşınca bu millet tanıyor, aşina. Aziz Türk milletine güzel vasfı, yaşatarak yaşamak ve özgür olmak. Bir şeyle bitireceğim müsaadenizle. Haftaya çarşambadan itibaren dikkatli gitmek şartıyla 40 dakika eğitim, 20 dakika pekiştirme gibi hepimizin talebi olduğu bir cemiyet başlayacak. Bu 4-5 sene önceydi. Büyük küçük oğlum o zaman 18 yaşlarımda endüstri tasarımına niyet etti Ahmet Güngör hocam. Ben de dedim oğlum bak, İsrail'de, Amerika'da, İngiltere'de bölümler var. Kanada'da da var, Avustralya'da da var ama İsrail bir numara. İstiyorsan git oraya, göndereyim seni Kudüs'te oku. 2 yıl görüşmelerini yapayım özel ama benim de anlaşmalarım var. Pahalı okullar bunlar. Eğitim yapacağız. Baba dedi ne 2 senesi ya Kudüs'te, ben dedi 2 saat duramam. Niçin evladım dedim. Oğlum ya baba dedi, orada zulüm olur kadına, çocuğa, yaşlıya, bilmem ne, ben dayanamam, yapışırım gırtlağına dedi. Yapışır mı? Evet yapışır. Eski sporcu. Aslan gibi de abi kardeş. Tabii annesi de şaka yapıyor. Elazığlı bir Zaza Kürdü ailesi. Bence de Balkan Türklerindeniz. Oğlum sen de baban tarafı gibi kavgacı Türk kanı bulaştı mı diye şaka yaptı. Anne bende insan kanı var dedi. Ya Ahmet abi nasıl bir söz değil mi ya? Ahmet Güngör yani. İnsan kanı. Vallahi ağladım böyle. Döndüm oğlum dedim ya. Çok büyük laf. İnsan kanı. Evet özgürde, özgür olunca rahat akar, güzel akar. Özgür olan özgün olabilir. Özgün olanın önüne kemal kapıları açılabilir. İnsanı kamil olabilir. Batıya göre özgür birey olabilir. Kadim bilgelikte de ferdi hikmet doğabilir içinde. Yürüyen hikmet olabilir. Vesselam. O yüzden de Şener Manımcan'ın kulakları çınlasın. İnsan aklı selime doğum itibariyle, fıtrat itibariyle %70'den fazla yakın demişti bizim
derslerde sağ olsun Etkin Düşünce Akademisi'ne de gelmişti. Hürmetle hepinize. Şahsım adına sürçülisan ettiysem affetmeyin ne olur. Hemen hesabını sorun. Kimse kabahatin arkasına sığınıp da marifet devşirmesin kabahatinden. Bu dünyada helalleşmek lazım. Öbür dünyada defter kalabalık. Efendim görüşmek evet. üzere. Kayıttan çıkıyoruz kısmetse. Erdem Hocam'dan rica ediyorum. Nasıl yapacağım ben de bir bakayım yapabiliyor muyum? Ahmet Hocam siz bilirsiniz Ahmet Kıymaz. Bu kaydı durdur desem bitiyor mu acaba? Alt artı C. Bitir. Tamam. Tamamdır.